Hocam isterseniz başlayalım artık. Saat 20.05. Tabii ki başlayabiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Ben kısaca Taha Hoca'nın biyografisini okuyayım arkadaşlar size. Doçent Doktor Taha Özyürek. Taha Hoca Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. 2010 yılında mezun olarak daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Anabilim Dalı'nda 2015 yılında doktorasını tamamlayıp 2018 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak atanıyor. 2018 yılının Ekim ayında doçent ünvanını alıyor. Halen bu görevini sürdürmekte. Bildiğim kadarıyla da aynı üniversitenin endodonti bölüm başkanlığında üstlendiniz herhalde. Hocam hayırlı olsun. Hocanın ilgi alanları aynı zamanda doktora tezi, yanılmıyorsam. Döner aletler, titanyum, nikel titanyum, döner EYS sistemlerin mekanik ve kimyasal özellikleri. Endodontik retreatment ve endodontik mikrocerrahi. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde nikel titanyum E'lerle ilgili yayınlanmış 50'nin üzerinde makalesi bulunmakta. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlik yapmakta. Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Endodonti Derneği, İtalya Endodonti Derneği, Amerika Endodontistler Birliği ve Avrupa Endodonti Derneği'nin aktif üyesi. Bu akşamki konumuz 3 adımda kanal şekillendirme. Hocam mikrofonu size bırakıyorum. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim gerçekten bu değerli fırsatı bana verdiğiniz için. Süleyman Bey ve Umut Bey benimle iletişim halinde oldu. Çok teşekkürler. Çanakkale'de şu an ses var sanırım Dilhan Hanım. Duyuyorsunuz değil mi hocam? Bir problem yok. Çabuk yok. Sadece. Evet. Ekranda paylaşayım. Pardon şuradan. Evet. Dediğim gibi burada Çanakkale'de, Çanakkale'ye bir kere geldim daha doğrusu. Arkadaşım var, aynı zamanda uzmanlık sürecinde beraber çalıştığımız Gülşah Hoca. O da Diş Hekimliği Fakültesi'nin anabilim dalında, endodonti anabilim dalında beraber gittim. Gerçekten Çanakkale'den çok etkilenmiştim. Gerçekten beklediğimin çok üzerinde bir performans gösterdi benim için. Çanakkale'yi çok sevdim. İnşallah şu pandemi dönemine geçtikten sonra tekrar Gülşah'ı ziyarete geleceğim. Dediğim gibi evet, bugünkü konumuz 3 adımda şekillendirme. Süleyman Bey zaten bahsetti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Burası bizim kampüsümüz, böyle bir kampüsümüz var. Aslında İstanbul Medeniyet Üniversitesi denmesine rağmen pek İstanbul sayılmaz. İstanbul'a 17 kilometre kala Sabiha Gökçen'in oradayız aslında. Ama yakın zamanda sanırım Göztepe'ye taşınacağız. Göztepe'de zaten bizim rektörlüğümüzün ana merkezi orasıydı. Biz de oraya alacaklar. Orada eğitim, öğretim faaliyetlerini ve hasta bakma faaliyetlerini devam edeceğiz inşallah. İstanbul Medeniyet Üniversitesi adından bazen yanlış anlaşılabiliyor. Özel üniversite değil, devlet üniversitesi. Aslında İstanbul 3. devlet üniversitesiyiz. ÇAP'a, Marmara ve ondan sonra biz. Daha sonra da Cerrahpaşa açıldı. Yani İstanbul'da 4 tane devlet üniversitesi var diş hekimliği adına. Ama tabii ki bildiğiniz gibi aslında daha fazla, çok 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 daha fazla diş hekimliği fakültesi var. En son ben rektörle sunum yaptığım zaman sanırım 18 tane diş hekimliği fakültesi var sadece İstanbul'da. Dediğim gibi şu anda Google Scholar'da, Google Scholar profilimi sizinle paylaşıyorum. Çünkü burada çok fazla yayın var. Bu yayınlardan Türkçe olanları da var. Türkçe olanlarını okursanız, en azından giriş kısımlarını okursanız burada bu konular hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Eğer full tekstlerine ulaşamazsanız yine bana mail atarsanız her türlü size full tekstini mail olarak yollayabiliriz. Ben şimdi sunumlarıma genellikle bu şekilde başlıyorum. Hocam bir dakikanızı alabilir miyim? Bir anons geçeyim. Arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Sadece hocanın mikrofonu açık olsun. Ekranlarınızın son alt tarafındaki mute düğmesinden mikrofonlarınızı kapatın.
Katılımcı arkadaşlar. Buyurun. Tabii ki. Ben sunumlarıma genellikle bu şekilde başlıyorum. Bu Titanic'ten bir sahne. Hep diş hekimliği, diş hekimi olacağımız zamanlar, işte ben de 2004 yılında giriştiğim, hep böyle romantik anlar geçireceğimiz, işte beyaz örnekler giyeceğimiz ve romantik anlar geçireceğimiz düşünüyoruz. Ama gerçek aslında böyle değil. Ve özellikle endodontiyle uğraşıyorsunuz ki muayenehanelerimizde oldukça fazla şekilde endodontiyle uğraşıyoruz. Aslında olay şuna kayıyor. Aynı gemide aslında biz endodontistler olarak biraz aşağı seviyelerdeyiz. Hala bize sıra gelmedi. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz ve sanırım kendimizi göreceğiz. Buralar cerrahi pedodonti hizaları olabilir. Ama bizim asıl yerimiz işte burası. Tam olarak biz buradayız. Yani gemiye, o Titanic'e, romantik anlar yaşayanlar değil ama gemiye, Titanic'e kömür atan işçileriz aslında. Çünkü özellikle diş hekimliği fakültesinde çalışmışsanız ve buralarda görev yapmışsanız, diş hekimliği fakültesinde endodonti bölümü durduğu zaman diğer bütün bölümlerin aslında durduğunu, yani periyoya, cerrahiye, işte proteze hasta gitmediğini görürsünüz. Endodonti bu açıdan oldukça önemli bir branş. Zaten her türlü muayenecilik işlemlerinde de endodonti en sık yaptığımız prosedürdür diye düşünüyorum. Ben hani hatta şöyle söylüyorum. İyi bir endodonti yapmanız lazım ve iyi bir şekilde diş çekmeniz lazım ki hastayı memnun edesiniz. Yani dişi oradan hızlı bir şekilde almalısınız, komplikasyonsuz bir şekilde ve iyi bir şekilde kanal tedavisi yapıp post-op'ta hastayı rahat ettirmeniz gerekiyor. Eğer bunları sağlarsanız gerçekten iyi bir hekim olduğunuzu hastaya kanıtlamış oluyorsunuz aslında. Diğerleri o kadar önemli değil. Diğerlerini bir şekilde hastaya kabul ettirebiliyoruz diyelim. Şimdi ilk önce şekillendirme hedeflerden başlayayım. Şekillendirmede hedeflerimiz neydi? Tabii ki bu kitabı bilgi. Bunlardan ilki mekanik hedefler. Yani mekanik olarak kök kanallarını şekillendirmemiz gerekiyor ki irrigasyon solüsyonlarımızı oraya güzel bir şekilde ulaştırabilirim ve orayı güzel bir şekilde ekleyebilirim. Ve aynı şekilde düzensiz olan kök kanal tedavisinin, kök kanal sistemini düzenli hale getirelim ki 3 boyutlu olarak orayı doldurabilirim ve güzel bir şekilde hermetik olarak kapatabilirim. Ama bir de asıl biyolojik hedeflerimiz var. Biyolojik hedeflerden kastımız şu: Candida albicans veya E. faecalis gibi mikroorganizmaları kök kanal sisteminden uzaklaştıralım. Kök kanal sisteminden uzaklaştırdıktan sonra da kök kanalını güzel bir şekilde dezenfekte edelim ve dolduralım. Aslında benim burada bu slide koymamın nedeni şu. Bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde artık nikel stein döneralli sistemlerimiz var. Özellikle tek el sistemlerimiz var. Resifokal yapan tek el sistemlerimiz var. Bu sistemler sayesinde kök kanalının mekanik hedef, kök kanal endodontinin mekanik kısmını çok hızlı bir şekilde ve çok başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Asıl bizim fokuslanmamız gereken, asıl bizim odaklanmamız gereken nokta biyolojik hedefler. Bu da tabii ki irrigasyondan geçiyor aslında. Tabii ki buraları irrige edebilmek için ilk önce bir güzel bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor. Peki bu şekillendirmede 3 adımdan bahsediyorum. Ben genellikle bu şekilde anlatıyorum bu konuyu. 3 adım. Hocam slaytlar sıkıntılı. Sıkıntılı derken? Şu an iyi mi? Geçişler ilaki hocam problemi. Bir sonraki slaytınızla birlikte ekranda gözüküyordu. Onlardan bahsediyorlar. İkisi mi gözüküyor? Hiçbir videoda evet, izlemedim. Evet, gözüküyor hocam. Tamam, pardon. Değiştirelim hemen. İki slide gözüküyor hocam. Şu an tek oldu. Bir saniye, şöyle yapayım. Pardon, geçen bunu şeyle değiştirdik de. Mustafa abi de mesaj atmış. O da diyor ki hiçbir şey gözükmedi diyor. Pardon, bir saniye. Bir saniyenizi alacağım. Tabii buyurun. Bu sefer çok şey gözüküyor. Hiçbir şey değil, ikişer ikişer gözüküyor. O zaman tam problem. Benim gördüğüm gibi görüyorsunuz siz o zaman. Evet. Ekranlar.
geçen slide. Bir saniye. Hemen halletmeye çalışacağım. Şimdi sesiniz gitti hocam. Şu an ekran tamam. Ses de gelirse sesiniz gelmiyor şu an. Şu an okey galiba. Evet. Şu an tamam. Okey, sesiniz de geçiyor. Tamam, kusura bakmayın. Şimdi geçen bir problem yaşadık geçen bölümlerde. Dediğim gibi şekillendirme hedefleri tekrar anlatacak olursam işte bu şekilde dediğim gibi kök kanalını genişletmek ve orayı yıkamak ve güzel bir şekilde doldurmak aslında mekanik hedeflerimiz. Ama dediğim gibi tek kök sistemlerinde tek el sistemleri olduğu için artık elimizde çok hızlı bir şekilde yani kestanelerimiz olduğu için çok hızlı bir şekilde kök kanal şekillendirmesini başarabiliyoruz. Ama bizim asıl fokuslanmamız gereken, odaklanmamız gereken nokta biyolojik hedefler. Biyolojik hedeflerden de kastımız zaten Candida albicans ve EFKS gibi mikroorganizmaları uzaklaştırıp güzel bir şekilde kök kanalını doldurabilmek. Peki ben bunu genellikle 3 adım olarak anlatıyorum. Bunlardan ilk adım ne? Genellikle bunları kaçırıyoruz. Bunlar çok ince noktalar, ufak noktalar ama hani atladığımız, böyle unuttuğumuz noktalar. Burada ilk adım aslında engellerin aşılması. Engellerin aşılmasından kastımız şu. Yani kök kanallarında bir engel olduğu kesin. Yani şöyle anlatayım. Benim mesela bir 16 numaralı dişimi çekseniz, herhangi bir restorasyon olmayan dişimi çekseniz, kök kanallarını incelerseniz, bunların içerisinde bir takım düzensizlikler, anastomozlar veya apikal dallanmalar olduğunu göreceksiniz. Yani hepimizin dişinde bu var. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu doğal yaratılışın verdiği bir sistem, anatomi. Bu engelleri aşmamız gerekiyor. Zaten retreatment yapıyorsak zaten orada basamak var, gutaperka var, sealer var. Bunları mutlaka aşmamız gerekiyor. Onun için ilk adım aslında engelleri aşmamız gerektiği. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu keşfederek yapıyoruz. Aslında bir scouting işlemi yapıyoruz. İkincisi bu engelleri, bu düzensizlikleri düzgün hale getiriyoruz. Ve bir de ön genişletme diye bir kavram var. Pre-flaring yani ön genişletme diye bir kavram var. Bunu acaba yapmalı mıyız, yapmamalıyız? Bunu da biraz tartışmak istiyorum genellikle bu sunumda. Şimdi scouting, keşif işlemi aslında bildiğiniz gibi hani futbol takımlarında da var. Scout ekipleri gidiyorlar, genç yetenekleri keşfediyorlar. Bizim burada endodontide ise scouting şu anlama geliyor. Kök kanallarının keşfi, yani kök kanallarını bir hayal etme, bir şekilde kök kanal sistemini kafamıza yazma işlemi aslında. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. İnce bir kök kanal E'siyle kök ucuna kadar gidip daha sonra ne yapıyoruz? Bir kanal boyu tespit ediyoruz ve kanal boyu tespit ettikten sonra radyografi alıyoruz. Ve bu radyografi üzerinden kök kanal sistemindeki olası kıvrımları görebiliyoruz. Ancak buradaki dezavantaj, yani bunun limitasyonu şu. Gördüğünüz gibi filmlerde de sadece mezyodistal boyuttaki kurvetürü algılayabiliyoruz. Bukkolingual yöndeki kurvetürü algılayamıyoruz. Ama yapılan çalışmalarda, bu kitap çok güzel bir kitap. Gerçekten edinmenizi isterim. Çünkü Marco Versi yani bu anatomi konusunda çok iyi bir hoca. Ve çektiğimiz dişlere veya periklinikte çalıştığımız dişlere bakacak olursak mutlaka bukkolingual yönde de ciddi anlamda kurvetürlerin olduğunu biliyoruz. Peki bu bukkolingual yöndeki kurvetürleri nasıl anlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Tabii ki her vakada CT çekersek bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Ama CT'ye erişimimiz oldukça limitli olduğu için ve her vakada CT çekmediğimiz için doğal olarak bunu klinik olarak pratik hale getirmemiz gerekiyor bu scouting işlemini. Scouting işlemi için benim size tavsiyem kesinlikle ilk kanala girerken bu şekilde mesela VDV'den C pilot gibi veya Dentsply firmasından C+, C+ E'leri gibi E'leri kullanmanız.
Niye diyecek olursanız şundan dolayı. Bu E'ler biraz daha dirençli ve sert E'ler. Ve doğal olarak daha iyi kuvvet uygulayabiliyorsunuz kök ucuna giderken. Özellikle 21 numaralı 21 milimetre boyutunda olan E'leri kullanırsanız, uzunluğunda olan E'leri kullanırsanız. Ben niye buraya C-Pilot koydum? Çünkü ben rutin kliniğimde C-Pilot kullanıyorum. C-Pilot kullanmamın nedeni de aslında şu 12 numaralı dişten kaynaklı. 12 numaralı E'den kaynaklı. C-Plus E'lerinde 12 numara yok maalesef. C-Pilot'larda var. VDV'nin C-Pilot'larında. Hatta şunu size söyleyeyim. Benim tek kullandığım manuel E, belki size böyle abartı gelebilir ama tek manuel E gerçekten 12 numaralı C-Pilot E'si. Başka bir manuel E kullanmıyorum genel olarak. Genel olarak bütün işlemlerimi nikelsel E'lerle yapıyorum. Bunu nasıl yaptığımı zaten birazdan anlayacağım. Göstereceğim. C-Pilot E'lerinin 12 numarası olması bizim için çok önemli. Niye önemli? Aslında bu ISO standartından kaynaklı, ISO standartındaki bir problemden kaynaklı. Şimdi baktığımız zaman 6'dan 8'e geçerken E, yani 6 numaralı E'den 8 numaraya geçerken %33 artarken 8'den 10'a geçerken 25 artıyor. Bunlarda problem yok. %25'lik bir artış söz konusu. Ama 10'dan 15'e geçerken bu sefer %50'lik bir artış söz konusu. %50'lik bir artış gerçekten büyük bir artış. Yani E birdenbire şişiyor aslında. Çok hızlı bir şekilde kalınlaşıyor. Bunu ben klinikte hekimlere şu şekilde anlatıyorum. Hani mesela üst molarların bunun dolayı böyle 12 numara gibi ara bir E ile bu işlem şey yapılabiliyor, tölere edilebiliyor. Ondan dolayı ben ne 10 kullanıyorum ne 15 kullanıyorum, direkt 12 numara setimde var ve 12 numara ile beraber scouting işlemini yapıyorum. Peki bu scouting işlemini nasıl yapıyoruz? Scouting işlemini şu şekilde yapıyoruz. Bakın buraya dikkat ederseniz mutlaka ön büküm verilmiş bir E ile kanala giriyoruz. Kanalın içerisinde E'ye apex locator bağlı ve saat kurma hareketiyle kök ucuna kadar gidiyoruz. Ve kök ucundan şu şekilde çıktıktan sonra ileri geri hareketler yapıyoruz. İleri geri, sadece ileri geri hareketler yapıyoruz. Artık saat kurma hareketi yapmıyoruz. Ne zamana kadar? Elimiz bollaşana kadar, yani herhangi bir direnç hissetmeyene kadar, buna spur loose diyorlar. Yani elimiz bollaşana kadar bu hareketi yapıyoruz. Sadece 1 milimetre, yani apex locator ile kontrol edip 1 milimetre çıkmayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın zaten apexlerin %80'i, bununla ilgili güzel bir video yayınladı kısa kısa Endo'da. Eğer bakarsanız onu da izleyebilirsiniz. %80'i, yani üst santrallerde dahi %76 yandan açılma söz konusu. Yani hiçbir zaman kökün ucundan, apex'ten, gördüğümüz yerden kanallar açılmıyor. Burada apex locator'ın önemi tabii ki ortaya çıkıyor. Bu şekilde çıkıp elimizi direnç hissetmeyene kadar, bu işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra E'yi çıkartıp 360 derece böyle etrafını döndürdüğümüz zaman aslında kök kanal boyutunu, kök kanal sisteminin kurvatürlerini hem bukalingual hem de mezodistal anlamda kafamıza nakşetmiş oluyoruz. Bu da bizim için olası ani kurvatürlerde planlamamıza yardımcı oluyor aslında. Tabii ki scouting işlemi sırasında bir de kök kanal boyu tespiti yapıyoruz. Bu da çok gelen sorulardan, gerçekten insanların kafasını karıştıran noktalardan bir tanesi scouting kök kanal boyu belirlenmesi. Şimdi burada çeşitli firmaların çeşitli apex locator'ları var. Mesela ben buraya VDV'ninkini koydum. Apex 6. Burada ne var? İşte sarı, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı işaretler var. Bazılarında 0.5 yazar, bazılarında 0.0 yazar, bazılarında apex yazar. Fark etmez. Sonuçta hepsi kanal boyunu belirlemede bize yardımcı. Ama burada bilmemiz gereken önemli nokta, artık bunu defalarca her sunumumda söylüyorum. 0.5 noktası, yani apex locator üzerinde yazan 0.5 noktası apex'e 0.5 milimetre olduğumuzu göstermez kesinlikle. Eğer açıp prospektüsüne bakarsanız, yani kullanım kılavuzuna bakarsanız der ki 0.5 noktası bana göre, yani benim firmama göre, işte VDV ise VDV, Morita ise Morita, Danceplay ise Danceplay, 0.5 noktası bana göre apikal daralmanın olduğu, yani minor apikal foramen olduğunu söylerlerdi. Artık onu çıkarttılar. Niye çıkarttılar? Şundan dolayı. Yapılan çalışmalar gösterdi ki şu an kullandığımız apex locator'larının tümü, eğer apex locator'da
yeşil veya sarı noktaya güvenirsek, yani Apexocator'ın kullanıcısının bize söylediğini güvenirsek, bu sefer doğruluk payının %60, %65'e kadar düştüğünü gösteriyor. Ama şu an kullandığımız bütün Apexocator'lar kırmızı noktayı, yani o dıt dediğimiz veya Apex yazan noktası, her neyse 00 yazan noktayı bize %99.5 oranında, yani neredeyse %100'e yakın oranda doğru gösteriyor. O zaman biz hekim olarak yapacağımız işlem çok, çok basit. Scouting işlemi sırasında mutlaka kırmızıya, yani dıt sesini almamız gerekiyor. Bu çok önemli. Daha sonra ne yapıyoruz? Eğer vakamız vitalse 1 milimetre geri çekiyoruz. Devitalse 0.5 milimetre çekerek kanal boyumuzu belirliyoruz. Yani nasıl oluyor? 20 milimetre belirledik. 20 milimetrede geldik. Dıt sesini aldık. Eğer vakamız vitalse 19 milimetre çalışıyoruz. Eğer devitalse 19.5 milimetrede çalışıyoruz. Bunun mantığı da var aslında. Bu benim uydurduğum bir yöntem değil veya benim tecrübelerimden kaynaklanan bir yöntem değil. Bu dünyadaki bütün endodontistleri sorarsanız bu yöntemi size söylerler. Bu yöntem resmen bir altın kural haline geldi. Mantık da şu, hani major apical foramenle minor apical foramen arasındaki aralığa bilek aralığı diyorduk. Bu bilek aralığı 0.7 ile 1.2 milimetre arasında değişiyor. Doğal olarak eğer biz vital vakalarda 1 milimetre çekersek minor apical foramendeyiz diye hayal ediyoruz. Ama eğer diş devitalse bu sefer kök ucunda bir rezorpsiyon olduğunu farz ederek 0.5 milimetre çekerek işlemimize devam ediyoruz. Bu genel bir kural. Bu aklınızda olması önemli bir şey. Benim için aslında kök kanal tedavisinin komple endodontiği aslında bu noktada bitiyor. Yani şu nokta benim için çok çok önemli. Yani hangi nokta? Apex locator'dan 0.0 noktasını veya dıt sesini, sürekli dıt sesini aldığım nokta benim için, Taha Özürek için kök kanal tedavisinin genellikle bittiği andır. Niye bittiği andır? Bu sizin için de böyle olmalı. Çünkü şöyle düşünün. Ben kırmızı noktayı aldığım anda, dıt sesini aldığım anda şunu biliyorum artık. Köküm koronalden apikale kadar açık. Yolum açık. Yolum dümdüz açık. Eğer ben iatrojenik bir hata yapmazsam Taha Özürek olarak, kök kanal tedavisinde başarıya ulaşmamam için herhangi bir neden yok önümde. Yolum açık. Sadece bu yolu birazcık genişleteceğim. Güzelce yıkayacağım. Aktive edeceğim. Son irrigasyon protokollerini uygulayacağım ve dolduracağım. Restore edeceğim. Hasta mutlu, ben mutlu. Çünkü niye? Genellikle endodontistler ne yapıyoruz? Hani retreatment vakalarıyla uğraşıyoruz. Basamaklar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor veya dar kanallar, açılamamış kanallar oluyor. Mesela üst moların mezyobukkal kanalında 40 dakika uğraştım oluyor. 40 dakika boyunca uğraşıp o dıt sesini almak gerçekten inanılmaz bir mutluluk verici. Çünkü artık yolumu açtığımı biliyorum. Artık iatrojenik bir hata yapmazsam kök kanal tedavisini çok rahat bir şekilde bitirebileceğimi aslında biliyorum. Scouting bunun için çok çok önemli ve ilk adımın ilk basamağı. Daha sonra dikkat ederseniz scouting işlemi sırasında herhangi bir düzleştirme yapmadık. Sadece kök kanalının ucuna kadar çıktık ve kök kanalımda yolumun açık olduğunu teyit ettik. Daha sonra bu girintili çıkıntılı, sunumun başında belirttiğim girintili çıkıntılı yolun bir şekilde düzleştirilmesi gerekiyor. Buna da glide path, rehber yol oluşturması, akış yolu gibi tabirler kullanılıyor. Ben glide path kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü tam oturmuyor Türkçesi. Glide path, John West tarafından tanımlanmış aslında endodontik glide path. Şu şekilde kanal ağzından apex'e kadar uzanan pürüzsüz bir yol elde edilmesi glide path olarak tanımlanıyor. Bu glide path bizim için çok çok önemli. Peki buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Aslında çok basit. Bu mesela bir çalışma. Bu malumun ilanı yapılmış bir çalışma. Niye? Şundan dolayı. Eğer diyor ki bu çalışma, glide path uygularsanız, yani glide path yaparsanız sonraki kullanacağınız şekillendirme E'leri daha rahat hareket edecek ve üzerindeki oluşacak stres azalacak ve doğal olarak kırılmaya karşı dayanıklılıkları artacak ve daha az E kırıklarıyla karşılaşacaksınız. Bu çok net bir tablo. Çünkü düzensiz bir yolu düzenli hale getirdiğimiz zaman bir sonra kullanacağımız şekillendirme E'leri otomatikman çok rahat bir yolda ilerleyeceği için doğal olarak E'leri hem daha az sıklıkla kıracaksınız, hem de 3 vakada kullanacaksınız, 4 vakada, 5 vakada kullanmaya başlayacaksınız. Çünkü ben şunu şöyle anlatıyorum. Kendinizi E gibi hissedin. Ben hep böyle kendimi E gibi hissediyorum. E gibi hissedin. Böyle stabilize bir yolda mı gitmek istersiniz, yoksa otobanda mı gitmek istersiniz? Hele şu an yapılan yeni yollar böyle inanılmaz sessiz ve inanılmaz rahat.
o yolda mı gitmek istersiniz? Yani bu tamamen aynı mantık. Eğer glide path oluşturmazsanız stabilize bir yolda gitmek gidersiniz. Ama glide path oluşturursanız bir otobanda gitmiş hissi alır eğer. Peki glide path'i nasıl oluşturabiliriz? Mesela glide path oluşturulması ile ilgili çok büyük anlam karmaşaları var. Glide path'i şu şekilde oluşturabiliriz. Manuel olarak 15-20-25 olarak oluşturabiliriz. Önceden hatırla, yani benim yaşım kurtarıyor gibi diyelim. Benden tecrübeli hekim arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız bunları hatırlarlar. ProTaper üniversite ilk çıktığında bize derlerdi ki 15-20-25'e kadar hocam elinizle genişletin veya 20'ye kadar elinizle genişletin, sonra ProTaper'ı kullanmaya başlayın. Zaten benim mantığım hiç bunu almamıştı. Niye almamıştı? Zaten 15-20-25'e kadar elimle genişlettikten sonra preklinikte öğrendiğim yöntemle, lateral kompaksiyon yöntemiyle doldururum. 30 yapacaksam 2 saniyede 30 yaparım. 40 yapacaksam 2 saniyede 40 yapıp doldururdum zaten. Niye niyetiye daha fazla para vereyim diyordum içimden. Daha sonra bunu mekanik hale getirdiler. Bunu yine Dancing Day firması ilk olarak bu PET farelerini çıkarttı. Üçlü PET farelerini. Ama şöyle bir durum vardı. 3 tane bu glide PET'si. 6 tane kendi sistemi var. 9 tane E. 3 tane 3 kanallı bir diş yaptığımızı düşünürsek 27 kere E değiştirmemiz gerekiyordu. Yani 27 kere E değiştirilmesi inanılmaz zaman alıcıydı. Daha sonra Dancing Day firması ne yaptı? Bunu aldı, birleştirdi ve ProGlider haline getirdi. ProGlider'la tek bir E ile ve ısıl işlem görmüş bir E, tek bir E ile döner alet sistemi, döner bir şekilde kök kanallarını GlidePad oluşturabiliyorsunuz. Ama artık 2013 yılından itibaren resiprokasyon sistemlerinin ilerlemesi ve resiprokasyonun avantajlarının çok fazla görülmesinden sonra artık firmalar resiprokal E'lere yöneldiler ve mesela ilk şekilde gördüğünüz VDV firmasından R-Pilot, yanındaki ortadaki Dancing firmasından Wavan Gold Glider ve sonuncusu da bizim kendi geliştirdiğimiz, Mustafa abiyle beraber geliştirdiğimiz TGE'si, yani Tiendo Mass sisteminin Glider E'si TG. Dünyada 3 tane resiprokasyon yapan tek E sistemiyle GlidePad oluşturabilen E sistemi var. Bunlardan bir tanesi de bizim kendi öz dizaynımız Mustafa abiyle beraber. Gerçekten özellikle endonistler arasında inanılmaz beğenildi ve TG çok fazla talep gördü. Hatta şu an stoklarda TG yok. Gerçekten çok fazla satın alındı. Bu E'lerin özelliklerini birazdan göstereceğim. Tek E sistemiyle, resiprokasyon hareketiyle GlidePad'i çok hızlı ve efektif bir şekilde uygulayabiliyorsunuz bu E'ler sayesinde. Peki manuel mi mekanik mi'nin hem süreden farklı olarak ne dezavantajı var bize? Bu da aslında çok basit düşünmesi. Şimdi mesela B ile D şekillerine bakacak olursak B ile D'ye, bakın ne kadar fazla apikal transportasyon ve orta bir bölüşlü transportasyon meydana getirmiş. Ama C ile D'ye bakacak olursak ne kadar az transportasyon meydana geldiğini görebiliyorsunuz. Çünkü C ile D mekanik olarak yapılmış, B ile D manuel olarak yapılmış. Çünkü B ile D ile kullandığımız E'ler, L'leri çok sert ve rigid E'ler, ama C ve D'deki E'ler oldukça esnek nikel titanyum E'ler, doğal olarak kurvatürü çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Ben şunu diyorum, mesela benim için 15 numaralı E bile çok büyük bir E, yani çok kalın bir E. Hele 20 numara inanılmaz kalın bir E. Eğer siz herhangi bir işlem sırasında, yani retreatment'ı kastetmiyorum, normal bir işlem sırasında 20'lik bir E kullanıyorsanız apikalde transportasyon meydana getirmeme olasılığınız çok çok düşük. Yani işlem sırasında 20'lik bir E kullanıyorsanız inanın kök kanalında hiçbir yerinde olmazsa apikalde mutlaka bir transportasyon meydana getirmişsiniz demektir. Peki dediğim gibi bunu niye firmalar resiprokasyona çevirdi ve biz de resiprokasyon E'si ortaya çıkarttık? Çünkü resiprokasyonun birçok avantajı var. Bunlardan ilki benim tezimden beri, Süleyman Bey bahsetti, tezimden beri ana konu nikel titanyum E'ler ve hep E çıkartmak, E ortaya koymak istiyordum. Bu da nasip oldu sağ olsunlar. Bunların döngüsel yorgunluğu, yani kırık mekanizmaları benim ana konum. Bununla ilgili bizim grubun, yani Gülşah, bakın burada ilk isim, mesela Çanakkale'nin ana bilim dalı başkanı. Ben Koray, yine Hatay'ın ana bilim dalı başkanı ve Mustafa abi Medipol'den. Çok fazla bu grubun çok fazla çalışması var. Ve bulduğumuz sonuç şu:
bakın resiprokasyon hareketi, resiprokasyon harekettir. Hareketten şeyden bağımsız olarak, E firmasından bağımsız olarak hareketin kendisi E kırılmalarına karşı rotasyona göre en az 3 kat, 2.7 kat, 3 kat, 4 kat bazı çalışmalarda daha dayanıklı. Yani şöyle söyleyeyim. Rotasyon E'si 1000 tur atıyorsa kırılmak için, 1000 kere dönüyorsa resiprokasyon E'si 2700 veya 3000 kere dönüp kırılıyor. Yani gerçekten resiprokasyon E'leri çok avantajlı bu anlamda. İşte bundan dolayı dediğim gibi biz de T-endomass E'sini tasarladık ve üretimine geçtik. Artık CSF'nin alındığı steril olarak piyasada bulabiliyorsunuz. Mesela bir tane örnek vereyim. Mantiler 2. molardı işten. Burada tüberkütü peki tepelerine fokusladım. E'nin hareketini görün diye. Resiprokal bir E kullanıyorsak ileri geri hareketler, yani pecking motion dediğimiz gagalama hareketiyle çalışırız. Burada şanslıydım, %60-%70 oranında görülmesine rağmen mezyobukal 2'yi bulabildim. Üstelik numarada. Bakın görüyor musunuz? Şimdi birazdan kanal ağızlarına göstereceğim. Evet, kanal ağızlarında bakın mezyobukal 2'de dahi E ne kadar yamulsa da ne olsa da mutlaka kök ucuna kadar çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz pecking hareketleriyle. Ve inanın glidepad E'si ile açılamayan kanallarda dahi glidepad E'si ile çok rahat bir şekilde kök ucuna ulaşıldığını, bu zaten hem yayınlar gösteriyor hem de bizim klinik tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Özellikle tıkalı kanallarda dahi çok dikkatli bir şekilde kullanılırsa çok rahat bir şekilde adım 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 apex'e yaklaştığınızı görebilirsiniz. Evet, dediğim gibi ilk adımda scouting yaptık, glidepad yaptık. Yani kök kanallarını düzleştirdik ve en son olarak bu hani preflaring. Bazı hekimler bu konuya oldukça takıntılı. Yani ben illaki bir preflaring E'si kullanırım. Bir ön genişletme, koroner genişletmeyi yaparım diyorlar. Haklılar, şöyle haklılar. Çünkü bize hep bu şekilde aşılandı. Çünkü piyasaya ilk çıkan E'ye ProTaper Universal'di. Ya ProTaper'dı, sonra ProTaper Universal oldu. Hep bu sistemler içerisinde hala da ProTaper Gold'un içerisinde SX E'leri var. Yani 16 mm'lik küçük, büyük taper'lı E'ler var. Ve bize her zaman şu aşılandı. Düz kanal girişi olması lazım. Straight line access, straight line access olması gerekir dendi. Ancak biz artık günümüzde minimal invaziv kavramlardan bahsediyoruz. Yani minimal olmayı bahsediyoruz. Dediğim gibi mesela Micromega firmasının One Flare'i var. İşte ProTaper Universal, ProTaper'ın SXA'leri var. Ama artık günümüzde selektif koroner genişletmeden bahsediyoruz. Yani selektif bir şekilde genişletelim. Kafadan ilk adımda orayı hemen genişletmeyelim. Eğer gerekiyorsa genişletelim diyoruz. Niye bunu diyoruz? Şundan dolayı bunu diyoruz. Şimdi ben şahsen taarruz yürek olarak bir kanal tedavisi yaptığım zaman şunu istiyorum. Bu hastanın ağzında ömür boyu kalsın. Yani bu bir problem olmazsa, hasta bakarsa bu dişi ömür boyu bunu kullansın. Bu kanal tedavisi bir şekilde hastanın ağzında kalsın istiyoruz. Ama bunun en önemli basamağı ne? Restorasyon. Dişin ağızda kalabilmesi için dişin kırılmaması gerekiyor. Ve ağızda fonksiyon görebilmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar en son bizi şu noktaya getirdi. Periservikal dentin dediğimiz bölge, yani dişin şu çepeçevre saran kemik hizasından 2 mm aşağısı ve 2 mm yukarısı. Bazı çalışmalar bunu 4'e 4'e olarak arttırabiliyor. Ama ortalama yani 2-3 mm diyelim. Bu 6 mm'lik veya 4 mm'lik bant dişin kırılganlığında inanılmaz derecede etki ediyor. Ben şunu şu şekilde realize ediyorum. Bu durumu şu şekilde realize ediyorum. Hani kliniklerinizde hepiniz mutlaka implant yapıyorsunuzdur. Ben yapmıyorum şahsen ama hani biz fakülteli olduğumuz için her bölümde aslında bir nebze arkadaşlarla konuşarak bilgimiz oluyor. En fazla implant faili nereden meydana geliyor? En fazla implant faili boyun bölgesinden geliyor. Yani boyun kırıklarıyla hasta bize geliyor. O zaman problemlerde aynı şekilde bir dişte de bastırdığımız zaman, yani ısırdığımız zaman stres kole bölgesinde, yani o periservikal dentin bölgesinde oluşuyor. Eğer biz bu bölgeleri çok fazla harap edersek, zaten ince olan bir yapıyı guest gliding frezlerle veya çok yüksek taper'lı E'lerle oralara girip oraları şey yaparsak, bozarsak ister istemez diş kırılganlığı artıyor ve inanılmaz derecede yüksek oranda vertikal kök kırıklığıyla karşılaşabiliyoruz. Bundan dolayı mutlaka ve mutlaka sistemi modifiye etmemiz gerekiyor. Şimdi
biz bu amaçla dediğim gibi hani bu hem teorik bilgilerimizi hem de klinik tecrübelerimizi bu Tiendomans serilerine aktarmayı uygun gördük. Bundan dolayı mesela E'lerin taper'larını oldukça düşük tuttuk. Mesela TGS'in taper'ı 4, M25S'in 6, diğerlerinin de 4. Bunlar dünyadaki en düşük reciprokasyon E'si olup en düşük taper'a sahip olan E'ler. Ki koroner bölgedeki dentini çok fazla harap etmeyelim diye. Mesela yine bir vaka göstereyim. Bu vaka Samsun'a yaptığım bir vaka. Yine üst 7 numara. Üst 7 numara bana böyle çürüksüz bir şekilde geldi. Ve protetik amaçlı kanal tedavisi istendi. Ben de bu şekilde böyle çürüksüz bir diş görünce o zamanlar meşhur olan ninja kavitesini açmayı karar verdim. Ninja kavitesinden kastım sol alt, sağ altta gördüğümüz gibi bir stopper'dan yani E'nin stopper'dan daha düşük, daha küçük bir delikten girip, artık buna kavite demiyorum, delik. Delikten girip gördüğünüz gibi sağ üstteki resime bakarsanız bu kök ucuna kadar net bir şekilde ilerleyebildim. Bunun hangisinde straight line access var? Hiçbirinde straight line access yok. Yani düz giriş, düz bir giriş yok kanala. Ama artık E'lerimiz oldukça esnek ve ısıl işlem gördüğü için bu düzensizlikleri çok rahat bir şekilde atlayıp kök ucuna kadar gidebiliyor. Artık biz böyle bu şekilde bir giriş kalitesini tabii ki önermiyoruz ama daha konvansiyonel değil. O ayrı bir konu ama burada biraz bahsedeyim. Daha konvansiyonel değil, bu kadar da küçük değil. Daha daraltılmış giriş kalitelerine ihtiyacımız var. Dişin dayanımını artırıp daha uzun ömürlü bir şekilde ağızda fonksiyon görmesini sağlamak için. Burada biraz rahatlama bölümü. Lucifer izleyiniz varsa Netflix'te Lucifer'dan bir bölüm. Klasik Amerikan sahnesi. Annesi takılır, oğluna gider, sana o kaykıyı oraya bırakma demedim mi der. Oğluna bağırır, bu buna bağırır, hayatımı mahvettin der oğlan. Falan filan. Sonra tabii ki köpek buna dayanamaz, bu sahneye dayanamaz ve kendini dışarılara atar. Ve sonuç kazayla sonuçlanır. Şimdi burada bu sahneyi gördüğüm zaman gerçekten kanal tedavisi aklıma geldi. Hatta bunu deyince diyorlar ki hocam tatile ihtiyacınız var galiba. Bu kadar kanal tedavisi düşünmeyin. Ama hani insanın elinde çekiç olunca her şey çivi olarak görülmüş. Aynı şey bizde de kanal tedavisiyle yatıp kanal tedavisiyle kalkıyoruz maalesef. Maalesef demiyorum, çok seviyorum aslında. Kanal tedavisiyle yatıp kanal tedavisiyle kalkıyoruz. Bu slide'ı niye gösteriyorum? Bu slide'ın göstermemin nedeni, yani bu film fragmanını göstermemin nedeni şu. Şimdi burada bu zamana kadar bahsettim. Yani ilk adım çok basit şeyler. Düşünebiliyorsunuz. Scotting yapın. İşte kırmızı noktaya kadar çıkın. Elinizi bollaştırın. Gibi çok basit. Yarın yani pazartesi günü veya kliniğinizde uygulayabileceğiniz işlemler. Çok basit şeyler. Ama aslında kanal tedavisinde benim nacizane tecrübelerim şunu gösteriyor. Kök kanal tedavisinde olan olaylar çok ince noktalar olduğu için, çok dar ve görmediğimiz bir alanda çalıştığımız için bu ufak noktalar birleşerek bizde sonuçta bir başarısızlığa götürüyor. Yani ufak noktalar birleşiyor ve sonuçta başarısızlığa götürüyor. Ben bu durumu şöyle de anlatıyorum. Üniversitedeki ev arkadaşına benziyor biraz aslında. Üniversitede hani böyle çok yakın bir arkadaşınız vardır, onunla çok iyi anlaşıyorsunuzdur. Ondan sonra eve çıkarsınız. 6 ay sonra inanılmaz majör bir kavga yaparsınız. Kavga bağırırsınız, çağırırsınız. Mesela çocuk ne yapmıştır? Çorabını orada unutmuştur. Çok basit bir şeydir. Minor bir şeydir ama majör bir kavga ortaya çıkar. Bunun nedeni aslında eski background'daki birikmişliklerdir. Yani mesela nedir? Adam yemeği bitirmiştir, seni düşünmemiştir, kirayı geç yatırmıştır, şudur budur. Sen onların hepsini yutarsın. Hı-hı dersin, hı-hı dersin, hı-hı dersin. Ama sonra ufak bir hata yapar ve o bütün birikmişlerle birlikte adama bağırmaya başlarsın. Aynı şey kök kanal tedavisinde de geçerli.
diş bunu tölere eder ama son bir şey daha yaparsın ve ondan sonra artık diş der ki yok ben buna dayanamıyorum. İşte flare up olarak ortaya çıkar veya işte postop ağrı olarak ortaya çıkar veya başarısızlık olarak ortaya çıkar. Lütfen ufak şeylere dikkat edin ve ufak şeyler bizim hayatımızı değiştirebilir kanal tedavisi için konuşmak gerekirse. Şimdi şekillendirmeye bakacak olursak, şimdi ilk adım kök kanallarını aslında hazırlamış olduk. Aslında bundan sonra şekillendireceğiz kök kanallarını. Aslında daha çok daha basit bir işleme geçeceğiz. Şekillendirmeye geldiğimiz zaman insanın kafası karışıyor. Gerçekten çok fazla marka var ve bu markaların altında da modeller var. İşte hocam diyorlar SX şey gold alaşım oldu, yok blue alaşım oldu, yok şöyle esnek, yok bu var, yok şu var. İnsanın kafası inanılmaz derecede karışıyor. Ben artık takip edemiyorum. Gerçekten sadece majör firmaları takip ediyorum. Çünkü çok fazla da kopyaya var piyasada. Yani hani hocam ne kullanıyorsunuz? ProTaper al. Bu ProTaper'ın muadili. Hocam ne kullanıyorsunuz? Reciproc al. Reciproc'un muadili gibi çok fazla da çakma dediğimiz çeşidi var. Counterfeit E'ler var. Ondan dolayı ben sadece majör firmaları takip ediyorum aslında artık. Ama ona rağmen hani bazen kafam karışıyor. Ben bu konuyu şöyle anlatmak istiyorum. Burada bütün marka ve modelleri size anlatmam mümkün değil. Onun yerine daha çok üreticiler ne yapıyor da, yani tersten reverse engineering olarak düşünelim. Yani üreticiler ne yapıyor da yeni E'ler ortaya çıkartıyor. Onları biraz, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında bunu toparladığımız zaman 3 ana başlık ortaya çıkıyor. Bunlardan ilk design. İlk başlarda ilk E'ler çıktıktan sonra üreticiler design'la oynadılar ve bize yeni E'ler ortaya sundular. Daha sonra hareketle oynamaya başladılar. İşte rotasyonu resiprokasyona çevirdiler, adaptife çevirdiler ve bize yeni yer sundular. Ve en son günümüzde artık materyalle işte blue'dur, gold'dur, şudur, budur ısı işlemle belirli E'ler üretmeye çalışıyorlar. Dizayn konusu oldukça sıkıcı. Ondan dolayı merak etmeyin, bahsetmeyeceğim. Bunlar benim çektiğim tarama elektron mikroskop görüntüleri. Bununla ilgili çok fazla tarama elektron mikroskopunda inanılmaz zaman geçirdim. Çok da seviyorum. Makro dünyayı çok sevdiğim için. Mesela bunlar bakın 140-170 büyütme. İnanılmaz güzel büyütmeler. E'lerde dizayn anlamında, yani kesit dizayn anlamında tepeye ulaştık. Yani ne olabilir? Kare olabilir. Karenin modifikasyonu olabilir. S şekil olabilir. Üçgen olabilir. Üçgenin biraz modifikasyonu olabilir. Yani burada artık zaten tepeye ulaştık. Ama dizaynda sadece bilmemiz gereken, yok helix angle şunlar bunlar. Bunlar bilmemiz gereken ayrıntılar değil. Bunları biz bilebiliriz. Tabii ki biz akademisyeniz. Biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E üretiyoruz. Ama tabii ki özel ilginiz varsa tabii ki bilebilirsiniz ama klinikte fazla işinize yarayacak şeyler değil, argümanlar değil. Ama klinikte işimize yarayacak, dizaynla ilgili bir şey var. O da taper. Taper'ı gerçekten bilmemiz gerekiyor. Taper ve koniste. Türkçe'ye çevrilmesi koniste olarak çevriliyor. Taper, koniste. Aslında taper dediğimiz zaman hepimiz şunu anlıyoruz. Yani taper. Ya hocam 25.06.06 işte taper'ı. 25.08.08 işte taper'ı diyoruz. Doğru diyoruz ama bir yanlışlığımız var. Gerçekten endodontistler arasında bile bu bilinmezken bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi taper'da aslında 3 farklı taper çeşitimiz var. Bunlardan birincisi sabit taper, ikincisi değişken taper, üçüncüsü de azalan taper. Yani 25.06 dediğimiz zaman 0.6 sabit bir 0.6 mı, değişken bir 0.6 mı veya azalan bir 0.6 mı bunu bilmemiz gerekiyor. Niye olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi sabit taper'a baktığımız zaman sabit taper aslında bizim hepimizin bildiği taper çeşidi. Taper'ı anlatmak için şu noktayı bilmemiz gerekiyor. E'ler 25 mm olabilir ama çalışan kısımları ISO standartlarına göre 16 mm'dir. Ve 16 mm'de D0 ve D16 olarak isimlendirilir. Yani her 1 mm'si isimlendirilmiş ki anlaşılsın diye. Yani ben D9 dediğim zaman apikalden 9 mm yukarısı olduğunu anlayayım diye. Bu şekilde bir isimlendirme var. Şimdi mesela el eğiliğinde de taper var. Yani 15'lik E diyoruz ama o 15.02 aslında. 15 neyi gösteriyor? Apikal çapı gösteriyor. 0.2 de E'nin üzerinde olan 0.2 sabit değerli bir taper'ı gösteriyor. Ben bazen öğrencilere böyle kandırmak için soruyorum. Diyorum ki şimdi 15 numara H file mı kalındır, 15 numara K file mı? Şimdi öğrenciler hep genellikle ne diyor? H file kalındır hocam diyor. Niye? Çünkü çıkıntıları falan var ya böyle biraz daha şey heybetli duruyor. Ama aslında değil. Çünkü 15 dediğimiz zaman apikal çapı yani D0'daki noktası ikisinin de 15. Yani 0-15 milimetre aslında. Şimdi doğal olarak bu eğinin çapı 0.2 olduğu için taper 0.2 olduğu için çok rahat bir şekilde her 1 milimetredeki
çapını yani genişliğini hesaplayabiliyoruz. Yani D0'da 15 iken D1'de 17, işte D2'de 19 bu şekilde artarak en kalın yeri de 0.47 diyebiliyoruz. Gayet basit bir şekilde sabit olarak artıyor çünkü her 1 milimetre de 0.02 milimetre artıyor. Gelelim değişken taper'a. Değişken taper'da ProTaper Universal ile beraber ortaya çıkmış, Dentsply tarafından patentlenmiş bir teknoloji. Bunu ProTaper Next'e de kullandılar. Şimdi burada olay değişiyor işte. Burada olay şöyle. Şimdi dikkat ederseniz, pardon, şöyle alacağım bunu birazcık da. Şimdi burada olay değişiyor. Niye değişiyor? Şöyle. Mesela X2'nin, X2, mesela ProTaper Next kullananız illaki vardır. ProTaper Next X2'yi elinize alıp arkasını çevirdiğiniz zaman şu yazar. X2-2506. Bu ne demek? Apikal çapı 25, taper'ı 0.6. Ama bakalım taper'ı gerçekten nerede 0.6? Dikkat edin X2'ye, kırmızı olana. Ucu 0.25, doğru. Ama 3 milimetreye kadar 0.6. Daha sonra 0.7 oluyor, 0.7 oluyor, 0.6 oluyor, 0.4 oluyor. Bakın her eğilim, her 1 milimetresindeki, her 3 milimetrelik kısmında taper değişiyor. Bu önemli bir bilgi. Niye? Söyleyeceğim. Bir de azalan taper'ımız var. Azalan taper'da Reciproc Blue eğilerinden VDV firmasından ortaya çıkmış bir kavram. Mesela yine aynı şekilde R25, yani en soldaki eğiyi aldığımız zaman üzerinde R25-2508 yazar. Bu ne demek? Biz hemen düşünürüz. 25.08 olarak artıyor deriz. Ama bakalım gerçekte nasıl? R25'in yine sadece apikal 3 milimetresindeki taper'ı 0.8. Dikkat edin, 0.25, 0.33, 0.41, 0.49 olarak devam ediyor. Ama çok basit bir matematik hesabı yaparsak 16 milimetreydi çalışman boyu. Eğer 0.6, 0.8 sabit olsaydı 16 çarpı 8 ne yapardı? 48, 128 yapardı. 25'te ucu var, 153 yapardı. Neresi? D16 kısmı. Ama burada kaç? 1.05. Yani ne olmuş? Arkaya doğru azalan bir taper oluşturmuş firma bize. Peki bu neden önemli? Bunu niye anlatıyorum? Üzerine basa basa uzun uzun anlatıyorum. Şundan dolayı en fazla gelen sorulardan bir tanesi şu. Nedir? Hocam taper, gutta-percha uyumunda sorun yaşıyorum. Tabii ki yaşarsınız. Eğer ProTaper Next X2AC ile genişlettiğiniz zaman 25.06 yazıyor. Gidip Oceans marka, Diadent marka veya Metabiomet marka, X marka, Y marka bir gutta-percha alıp 25.06 yazan bir gutta-percha alıp oraya oturtmaya çalıştığınız zaman oturur mu? Oturmaz. Çünkü o değişken taper'a sahip, o guta ise sabit taper'a sahip. Veya Reciproc Blue ile şekillendirdiğiniz R25'te 25.08 yazıyor. Gittiniz yine Oceans marka, Diadent marka veya başka bir marka gutta-percha aldınız 25.08. O oraya oturacak mıdır? Oturmaz. En az 3-4 milimetre kısa kalacaktır. Doğal olarak ben zaten zor olan, yani kompleks olan bir endodontik tedaviyi daha da kompleks hale getirmek istemiyorum. Yani ne yapıyorum? Orijinal hangi E sistemini kullanıyorsam o E'nin orijinal gutta-perchasını alıyorum ki gutta-percha uyumunda sorun çıkartmayayım. Çünkü ne yapacağım? Rubber'da mı çıkartacağım? Bir daha film alacağım, olmayacak, keseceğim, uyumlayacağım, bilmem ne, bir daha getireceğim, bir daha film alacağım. Bunların hepsini ben de yaşadığım için biliyorum. Ondan dolayı birazcık pahalı da olsa hangi marka, bakın hangi markanın hangi modelini kullanıyorsanız o modele ait gutta-percha kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu çok önemli bir konu bana göre. Bakın mesela şeyde TG ile girdiğimiz zaman taper bir de şundan önemli. Neyden önemli? Servikal dentin korunması açısından E'lerin taper'ını bilmemiz gerekiyor. Eğer TG'den sonra, glide bit E'sinden sonra bizim sistemde M25 ile girerseniz bakın şu şekilde bir şekillendirme yapıyoruz. Ama kanalı 40 yapmak isterseniz M40 ile girdiğiniz zaman dikkat edin sağ tarafa. Bakın hiçbir şekilde servikal dentinden, imajımı görebiliyorsunuz, servikal dentinden almıyoruz. Ve E sadece apikal 3 milimetrede çalışıyor. Hiçbir zaman koronal bölgede çalışmıyor. Yine bu sistemde hani bilgilerimizi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Dizayn bu şekildeydi. Bir de harekete bakalım. Hareket kısmı neydi? Harekette bir rotasyon hareketimiz var. Yıllardan beri aşina olduğumuz bir hareket. Bir de son zamanlarda bir resiprokasyon hareketi çıktı ki nedir bir bakalım. Rotasyonda bildiğiniz gibi saat yönüne doğru 360 derece hiç durmadan dönüyor. Bunu yavaşlarsak da yine aynı şekilde göreceğiz. Bu şekilde döndüğünü göreceğiz.
Resiprokasyonda dikkat ederseniz saat yönünün tersine durmadan dönüyormuş gibi görünüyor. Ama bunu yavaşlattığımız zaman, 5 kat daha yavaşlatıyorum burada. Yavaşlattığımız zaman E'ye aslında saat yönünün tersine büyük bir açı, saat yönüne küçük, saat yönünün tersine büyük, saat yönüne küçük bir açı yapıyor. Ve doğal olarak aslında kendini dinlendirmiş oluyor. Bu bizim için çok önemli. İşte resiprokasyon hareketini üstün kılan yegane noktalardan bir tanesi bu dinlendirme noktaları. Niye? Ben bunu şu şekilde anlatıyorum yine. Hani uzun maraton koşucusu olduğunuzu düşünün. Sürekli koştuğunuzu düşünün. Veya bir kilometrede bir durup bir şeyler içtiğinizi düşünün. İster istemez sizin dayanıklılığınız çok daha yükselecektir. Çünkü mola alıyorsunuz. Aslında bir nevi hile yapmış oluyorsunuz. Resiprokasyon hareketinde bu çok daha ön planda. Ellerin kırılma direnci inanılmaz derecede artıyor. Yani yüzlerce yayın var. Bunun aksini gösteren hiçbir yayın yok. Resiprokasyon hareketi E'lerin kırılmaya karşı dayanımını arttırır. Daha az E kırıklarında karşılaşırsınız eğer resiprokasyon E kullanıyorsanız. Kanal anatomisini çok daha iyi korur resiprokasyon E'leri. Şimdi burada önemli olan şu, kullanıcı tecrübesi ve kullanım şekli ve bilgi bizim için çok önemli. Yani üçünü birleştireceğiz ki hatalarımızı düzelteceğiz, olası hatalarımız varsa. Burası bizim için çok önemli. Materyalden bahsedecek olursak, materyalde her zaman şunu diyorlar. Hocam ısı işlemli, işte termomekanik olarak tedavi edilmiş, treated deniyor. İşte işlem yapılmış bir E deniyor. Ben size bunu çok basit bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu bildiğimiz konvansiyonel bir E'ye. Konvansiyonel E'yi eğer soğuk sprey ile soğutursak, siz de bunu deneyebilirsiniz. Çok basit. Bakın şimdi. Hop. E'nin hafızası gitti. Yani kendine gelmiyor. Ama E şimdi oda sıcaklığında tabii ki ısınıyor ister istemez. Isınıyor. Oda sıcaklığına tekrar geliyor. Bakın şimdi. Yine şekil hafızası var. Aslında bu bir ısıl işlem. Yani ısıl işlem uygulamış oluyoruz. Burada konvansiyonel bir E. Bir de hani şekil hafızası olmayan E'ler var. Mesela firmalar size geliyor diyor ki hocam E'm bükülüyor böyle kalıyor. İnanılmaz esnek. Bakın o çok esnek diyorlar. Doğru, belli bir haklılıkları var. Ama bakın onlara ne oluyor? Bir de onlara bakalım. Bakın şu şekilde kontrol hafızası dediğimiz, yani şekil hafızası olmayan E'ler var. Evet, güzel bükülüyor kalıyor. Harika. Bunu da sıcak suya koyalım. Sıcak su dediğim 37 derece bu arada. Kaynar bir su diye dikkat ederseniz. Hop düzeldi. Tamam. Diyor ki firma, otoglavladığım zaman eğer düzelmezse atın. Eğer düzelirse kullanın diyor. Ama benim burada dikkat etmeye çalıştığım nokta şu. Bakın E'yi koyuyorum. Sıcak suyun içerisinde düzeliyor. Şimdi bir bakın. Suyun içindeyken bir bakın. Nasıl? Nasıl E? Çok sert değil mi? Peki buradan çok basit bir soru ortaya çıkıyor. Biz nerede kök kanal şekillendirmesi yapıyoruz? Oda içerisinde mi yapıyoruz? Yoksa kanal içerisinde mi yapıyoruz? Tabii ki kanal içerisinde yapıyoruz. Kanal içerisinde yaptığımız zaman Dehampton ve arkadaşlarının yaptığı inanılmaz güzel bir klinik çalışma var. Diyor ki bize kanal içi sıcaklık 35.1 derece. Yani biz oda sıcaklığında 22-23 dereceler veya 25 derecelerde çalışmıyoruz. Biz 35 derece civarında çalışıyoruz. Doğal olarak eğer bir firma size geldiği zaman hocam ben bu E'yi büküyorum inanılmaz kalıyor dediğin zaman test etme yolunuz çok basit. Alıyorsunuz arkadaşlar bir su 37 derecede, yani 37 derecede olduğunu nasıl anlayacağım diyeceksiniz. Elinizi batırdığınız zaman yakmayacak, bebe maması kıvamında. E'yi büküyorsunuz, bardağın içine sinirsiniz, sokuyorsunuz. Eğer E bu şekilde kalıyorsa veya çok hafif düzeliyorsa veya düzeldi oynadığınız zaman hala yumuşaksa bu E kanal içerisinde de yumuşaktır. O zaman bu o eğimli kanallarda çok rahat bir şekilde iş görebilecek bir yedir. Ama deminki videoda gördüğünüz gibi dikeldi ve çok sert. O zaman bu sadece bir şovdur. Yani sizi aldatmaya yönelik bir harekettir aslında. Aslında kanal içerisinde o E sert olacaktır. Bildiğiniz konvansiyonel eski yani ProTaper'dan örnek vereyim. ProTaper E'leri gibi kazık sert E'ler olacaktır. Bu da teknik olarak afet sıcaklığı ile alakalı. Buna girmeyeceğim. Austin finish sıcaklığı, yani E'lerin yumuşak halden sert halden yumuşak hale geçmiş sıcaklığı ile alakalı. Bu ana kadar beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir saatten beri konuşuyorum. Şimdi son aşamaya gelelim.
Son aşama nedir? Son aşama artık bayrağı dikiyoruz. Amerikan bayrağı dikiyoruz maalesef. İnşallah yakın zamanda Türk bayrağı dikeriz. Buraya da Photoshop yapmak istemedim çünkü olmayan bir şey yapmak istemedim. İlk adımı attık, ayda yürüdük ve artık bayrağı dikmemiz gerekiyor. Üç adım dediğimiz zaman hep katılımcıların aklına şu geliyor. Hocam yani şekillendirdik artık ne yapabiliriz? Hep irrigasyon mu, obturasyon mu deniyor? Hayır, aslında biz şekillendirmeden bahsettiğimiz için üçüncü adımı, yani şekillendirmenin bir üçüncü adımı var. Bu da aslında unuttuğumuz çok önemli bir nokta, apikal bitirme. Apikal bitirmeyi her zaman kafamızdan çıkartıyoruz. Bundan sonra bahsedeceğim konu şununla alakalı arkadaşlar. Burada bahsedeceğim konu şu. Devital işler. Yani bizim hep korktuğumuz, o radyosensiyi gördüğümüz anda böyle birazcık geri çekildiğimiz, işte acaba patlar mı, flare up olur mu, şu olur mu, bu olur mu dediğimiz dişler, hep onlar aklınıza gelsin. Vital vakalarda normal 25.04 ile bitirip çok iyi bir aktivasyon yaptığınız zaman işlemi halledebilirsiniz. Veya 25.06 yapıp çok iyi bir aktivasyon, bol hipo ile beraber işlemi bitirebilirsiniz, vital dişleri. Çünkü benim inancım şu şekilde ve gözlemim şu şekilde. Çünkü biz de asistan olduk, çok çömezdik. Ben de tecrübesiz bir hekimdim. Yani 5. sınıftan mezun olduğum zaman tecrübesiz bir hekimdim. Ben de çok hata yaptım. Her şeyi gözlemledim. Geri dönüşlerini izledim hastaların. Vital dişleri hepimiz, yani şu an beni dinleyen herkes ve genel bütün diş hekimleri bir şekilde kışsa, taşkın, şu, bu, eğer çok fazla bir tükürük kontaminasyonuna maruz bırakmadıysak asemptomatik hale getirebiliyoruz. Ha, bu başarı mıdır? Değildir. Ama asemptomatik hale getirebiliyoruz. Hastayı bir şekilde tamam başımızdan savabiliyoruz. Ama devital dişler bize acımıyor. Devital dişlerde hata yaptığımız zaman o zaman bizde problem oluşturuyor. Zaten genel olarak hekimlerin korktukları noktalar hep o radyosensi gördüğü noktalar veya büyük bir lezyon gördüğü vakalar. Bu noktada işte apikal bitirmeyi unuttuğumuz için aslında biraz bizi başarısızlığa götürüyor diye düşünüyorum. Şimdi apikal büyüklükte şunu sormamız gerekiyor aslında kendimize. Hani bir santral dişi, alt santral dişi 50 mi yapmalıyız apikalini, 60 mı yapmalıyız? Yoksa üst paretinal dişi 20 mi yapmalıyız? Üst paretinal kökü 20 mi yapmalıyız? Yani büyük mü bitirmeliyiz, küçük mü bitirmeliyiz, nasıl bitirmeliyiz? Bu bizim bir aslında soru işaretimiz bizim için. Peki apikal genişletme yaparsak ne olur? Apikal genişletme yaparsak ne elde ederiz? Yani apikal genişletmeden kastım şu. 25, 30, 35, 40, 45, 60 devam edersek ne olur? Şu olur arkadaşlar, mekanik bir uzaklaştırma sağlarız. Mekanik olarak bir şekilde orayı biraz daha kazırız ve biraz daha dentin kaldırırız, enfekte dentin kaldırırız. Ve doğal olarak irrigasyonu daha büyük bir boşluğa yapacağımız için çok iyi bir şekilde yıkarız. Orayı çok güzel bir şekilde yıkamaya başlarız. Tabii ki bunların hepsi bize ne olarak döner? İstediğimiz bakteriler eliminasyon olarak döner. Yani bakterileri uzaklaştırmak olarak döner. Yani bizim istediğimiz bir şey apikal genişletme devital vakalarda. Bu bir cepte. Peki bunu nasıl başaracağız? Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Şimdi bu fotoğrafı Endoface'den çaldım. Çünkü çaldım diyorum, her zaman diyorum. Her zaman aynı cümleleri kuruyorum ama bir türlü Endoface'e yazmadım. Bu fotoğrafı hekim arkadaş, dişi çekemedim. Yani dişi ben restore edemem. Dikkat ederseniz kole bölgesinde bir çürük var. Hani köke uzanıyor. Restore edemem diye çekmiş. Kanal tedavisi görmemiş bir diş. Doğal bir diş. Ve çok fazla apikalle E koymuş. Çok fazla apikal çıkış var demiş. Ve bu şekilde post etmiş. Ben bu fotoğrafa baktığım zaman farklı bir şey gördüm yalnız. Ben şuraya dikkat ettim. Buraya dikkat etmemin nedeni de şuydu. Paretinal kök, bakın paretinal kök doğal, Allah'ın yarattığı bir diş, hiçbir şekilde restore edilmemiş ve çekilmiş. Bakın paretinal köke, hani E'lerin çalışma uzunluğu 16, çalışan kısmı 16 milimetre demiştim ya, neredeyse E yarı yarıya girmiş, yani 8 milimetre kadar girmiş. Bu E'lerin çapık taper'ı kaçtı? 2 idi. 8 çarpı 2 16, 20'lik bir E'ye 20 daha eklersek 36. Yani şu okla gösterdiğim noktanın çapı 36 milimetre. Peki şunu soruyorum hemen bunun peşine. Benim yine 16 numaralı dişime dönersek. Ben size irreversible pulpitiste geldim. Giriş kavitemi açtınız. 35 numaralı veya 30 numaralı fark etmez. 30 numaralı bir kaf file aldınız. Paretinal kanalıma soktunuz. Hiçbir şey yapmadan. Paretinal kanalıma 30'luk K'yı soktunuz. Bu kök ucuna kadar gidebilir mi? Mümkün değil. Yani 30'luk bir E ile kafadan kök ucuma kadar gidemezsiniz. 3-4 milimetre gider, okey.
Palatinal'de kökten de gidiyor, retrograd olarak da gidiyor. O zaman sorun nerede? Sorun aslında belirli. Şöyle belirli. Wu ve arkadaşları 2002 yılında bunu merak etmişler. Hani step back anlatıyoruz ya, initial apical fall, yani ilk sıkışan E'den 3 boy büyüt. Yani 20 sıkıştıysa 25, 30, 35 yap. Sonra 1, 1, 1 çık, büyüt diyoruz. Demişler ki biz bu ilk sıkışan E nerede sıkışıyor acaba? Yani hani ilk sıkışan E diyoruz ama nerede sıkışıyor çok merak etmişler. Alt çekilmiş alt çekilmiş premolarları almışlar. Sıkıştırmışlar E'leri şu şekilde, buradan kompozitlemişler koronelden. Daha sonra dişleri alıp şu şekilde horizontal olarak bölmüşler. Ve bakmışlar nerede sıkışıyor demişler. Bakın burası apikal 1 bölü 3 sıkışma yok. Burası da koronel 1 bölü 3 sıkışma var. Yani aslında apikali sıkıştığını düşündüğümüz E'lerin çoğu orta 1 bölü 3'te sıkışıyor. Aslında demin gösterdiğim fotoğrafla bu klinik çalışma, bilimsel çalışma birbirini tamamen şey yapıyor. Birbirini tamamen destekleyen çalışmalar. Pardon, şöyle yapmam lazım. Birbirini tamamen destekleyen çalışmalar. Şimdi demek istediğim şu. Bunu klinik olarak bizim için önemli ne? Klinik olarak önemini size çok rahat bir şekilde sizin kliniğinizde anlatacağım. Şimdi bakın. Bir hasta geldi. Irreversible pulpitis veya retreatment yaptınız veya herhangi bir şey. 16 numaralı diş diyelim. Palatinal kanalı düşünün. Palatinal kanalda çalışma boyunuz 20 milimetre. Okey. 20 milimetre. Ben bunu 25.06'ya kadar mesela ProTaper Next X2'ye kadar genişlettim. Okey, cebimizde 20 milimetrede genişlettim. Her şey harika, muhteşem gidiyor. Dolum safhasına geçtim. ProTaper Next'in X2 rutat arkasını da aldım. 20 milimetreye işaretledim rutat arkayı. Kanala koydum. Gutanın koronelinden ittim. Şöyle poposundan az bir şey vurdum gutaya. Guta 21-22 diye gitti. Veya 20'ye yerleştirdim. Hani lateral kompaksiyon yapacağım ya. Spreader'ı yanından şöyle ufakça soktum. Baktım anakonda böyle yukarı doğru gitti. Yani 21-22 milimetreye gitti. Kaç kere başınıza geldi? Bence defalarca gelmiştir. Benim çok geldi şahsen. İnanılmaz defalarca geldi. Peki mantıklı düşündüğümüz zaman ben 25.06'ya kadar genişlettim kanalı. Yani apikal çapımı, şu çapımı 0.25 milimetre yaptım. Gutaperkam da 0.25 milimetre. Bunun bu delikten çıkmaması lazım. Bu delikten gitmemesi lazım. Ama gidiyor. Şu şekilde gidiyor. 1-2 milimetre daha gidiyor. O zaman o apikal çap 25 değildir, değil mi? O apikal çap demek 30-35'tir. Zaten doğal olarak büyüktür. Siz orayı 25'e kadar genişleterek oradaki mekanik debrimanı sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Zaten bununla ilgili artık mikro CT çalışmaları var. Her dişin ortalama çapları belirli. Yani mesela bir santral dişin arkadaşlar, bir santral dişin ortalama çapı 0.50. 0.50 apikal çapı. Yani siz burayı 25'e kadar genişletip başarı elde edemezsiniz. Vital dişlerden bahsetmiyorum. Devital dişlerden. Onun için apikal genişletme çok çok önemli. Peki apikal genişletmeyi nasıl başarırız? Hocam iyi güzel anlatıyorsunuz, hoş anlatıyorsunuz da bunu nasıl yapalım? Ya ben korkuyorum. Gerçekten korkan ikimler çok. Haklılar da, ben de korkuyordum ilk başlarda. Yani 30'luk bir E'yi oraya sokmayayım. Yani ProTaper F3, uff 30.09. Çok kocaman, kırıyorum. Doğru, haklısınız. Bunu nasıl, ben de çok kırdım F3 bu arada. Yani bunu nasıl başarırız, nasıl yaparız, nasıl yapalım? Çok basit, teorik olarak çok basit. Bakın ne yapacağız? Hop. E'nin uç çapı artacak. Yani E'nin uç çapı neydi? 25, 30, 35, 40 olarak artacak. Taper azalacak. 0.6 kullandıysanız 0.4 kullanacaksınız. Ve doğal olarak sadece apikalde şekillendirme istiyorum. Servikali de korumak istiyorum. Niye servikali korumak istiyorum? Dişin dayanımı artsın diye. Ama apikalde genişletmek istiyorum için aksi. Bu sefer ne yapacağım? Sadece apikalde şekillendirmek isteyeceğim. Yani apikal benim için çok önemli ki iyi bir şekilde yıkayabileyim. Bakın bunu mesela benim eskiden beri kullandığım bir sistemle örnek vereyim. Rotasyon sistemiyle örnek vereyim. Bu sistem M2 sistemiydi. Şimdi kendini VDB Rotate olarak değiştirdi. Çünkü eski sistem konvansiyoneldi. Şimdi bunlara ısıl işlem
eklendi. Görüyorsunuz mavi rengi aldı. Çok çok acayip başarılı heyeler oldu rotasyon açısından. Ben çok seviyorum bu heyeleri. Rotasyon kullanacağım zaman bunları mutlaka kullanıyorum. Şimdi bunlar sabit taper'lı heyeler. Bakın sabit taper'lı heyeler. Doğal olarak yine aynı şekilde el eğisinde olduğu gibi hemen D0, D4, D8, D16'daki çaplarını hesaplayabiliyoruz. Yani 15, 31, 47, 47, 77 olarak hesaplayabiliyoruz. Eğer şimdi şöyle dikkat edersek, şöyle yapsam olur mu burayı müsaadenizle? Şu an görebiliyor musunuz büyük bir şekilde? Büyük bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi hocam? Görüyoruz hocam. Tamam. Şimdi imajımı da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi bakın eğer 15'ten sonra 20.05'lik E'ye girdiğim zaman kanalı şu şekilde getiriyorum. Yani apikali 20, 40, 60, 100 oluyor servikal bölgesi. Okey. Eğer 25.04 kullanırsam servikal 89 ama apikal 25 oluyor. Vital vakalarda 25.04'te durup güzel bir şekilde aktive edip yıkayıp doldurabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama devital vakalarda ne dedim? Bunun 35, 40, 50 bazen 60 yapılması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi bakın ben bir kere bu sistemi kullanırken hiçbir zaman 25.06, 25.04 sipariş etmiyorum. Bu sefer VDV firması bana kızıyor anlatırken böyle vaka. Şimdi biz VDV'nin uluslararası konuşmacıyız aynı zamanda Mustafa abiyle. VDV'yi anlatırken VDV'nin şeyleri kızıyor bize. Niye öyle diyorsun? Ya ne yapayım? Ben kullanmadığım şey size niye önereyim diyorum. Ben bir kere 25.04 veya 25.06 sipariş etmiyorum. Ben genellikle sorti olarak 15.04, 20.05, daha sonra 30.04, 35.04 ve 40.04 sorti size sipariş ediyorum. Nasıl bir işlem uyguluyorum? Şöyle bir işlem uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 25'i hiç kullanmıyorum. Nasıl kullanmıyorum? Çok basit. Bakın 15-20 ile girdim mi kanala? Girdim. Kanalı nasıl yapmıştım? Şu şekilde. 20, 40, 60 ve 100 yaptım D16'da. Bunda okeyiz. Umarım anlatabiliyorum. Yavaş anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 20'den sonra elime direkt 30.04'ü alıyorum. 25 hiç yok. Direkt 30.04'ü aldım. Şimdi düşünün. İmlecimin ucu 30.04 ya. 30 olduğunu düşün. İmlecimin ucunun 30 olduğunu düşün. Şimdi imlecim geliyor. Yani E'yi kanala soktum. Burada kanala değdi mi? Değmedi. Çünkü niye? İmlecimin ucu 0.30. Burası 1. Geldim. Kanalı 60 olan yere değdi mi? Değmedi. Kanalım çünkü niye? İmlecim 30. Burası 60. Bakın çalışma boyu eksi 4'e geldim. Bakın çalışma boyu eksi 4'e yani 20 milimetre ise 17 milimetre, 16 milimetreye geldim. EM değdi mi? Yine değmedi. Çünkü burası 40, imlecimin ucu 30. Anca şu arada çalışmaya başladı. Yani tam istediğim yerde. Sadece apikal bölgede. Bakın servikale dokundum mu 30.04'te 94 dokunmadım. 35.04 yapsam dokundum mu? Dokunmadım. 40.04 yapsam dokundum sayılmaz çünkü 0,04 milimetre dokundum. Yani onu da ihmal edebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu şekilde şekillendirmeyi sadece apikalde meydana apikalde oluşturabiliriz açıkçası. Şöyle yapacağım. VDV rotate yani rotasyon kullananlar için hani taper çok önemli diyordum ya işte bunlardan dolayı önemli. Eğer mesela bunlar birebir çizimler. Bunları bir de şekil olarak anlatayım size. Şimdi 15.04'ten sonra 20.05 yaptık bu cepte. Servikal çizgileri çizdim. Eğer 25.04 yaparsam hiçbir problem yok. Geldim 25.04 yaptım ve kanalımı bitirdim. Yani nasıl? Bol aktivasyon, vital bir vaka ve bitirdim. Ama eğer 25.06 yaparsam ben bu vakada ne yapıyorum? Bakın servikal bölgeden inanılmaz derecede bir dentin kaldırıyorum. Yani 5'te 1 oranında artırıyorum, %20 oranında artırıyorum. Ben onun yerine 20.05'ten sonra 30.04 kullanıyorum. Bakın kanala yine değmedi. Geldim yine değmedi. Anca şurada değmeye başladı. Bunlar birebir ölçüler, birebir çizimler. Bakın sadece istediğim bölgede değdi. Sadece birkaç saniyede kanalı 30 yaptım ve çıktım. Servikale değdim mi? Hayır değmedim. İstersem 35 yaparım bunu. Gelirim. Hop. Bakın sadece şurada değmeye başladı. Yine 1-2 milimetrede. Ve servikale yine dokunmadım. Ve çok güzel bir şekilde şekillendirmemi bitirdim. Resiprokasyonda dediğim gibi bu sistemde bir sistemde bunu biz uyguladık. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Çaplarını zaten biliyorsunuz. Bakın şöyle yine animasyonla anlatayım.
Bakın TG'den sonra 25.06 yapabilirsiniz, bir problem yok. Eğer 25.06 yapıp yine bol aktivasyon ve hipoyla beraber kanalı bitirebilirsiniz diş vitalse. Ama eğer 40 yapacaksanız bakın 25'ten sonra direkt 40 yapıyorum. Bakın 25'ten 40'a atlıyorum. Ama ona rağmen bakın EM kanal içerisinde bomboş bir şekilde gidiyor. Ve sadece 1-2 milimetrede kesmeye başlıyor. Ve eğer 50 yaparsanız da yine aynı şekilde 40'tan sonra bakın geliyor ve şurada kesmeye başlıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu şekilde eğer çalışırsanız bütün kanallarınızı, yani ister eğri olsun ister eğri olmasın, her kanalınızı çok üst düzeye kadar genişletebilirsiniz. Yani 35 yapabilirsiniz, 40 yapabilirsiniz, 45 yapabilirsiniz. Çünkü E hiçbir şekilde yorulmayacaktır. Sadece apikal bölgede ufak çalışıp bitirecektir. Artık şimdi yavaş yavaş sonuna geliyorum. Sonunda da şunu belirtmek isteyeceğim. Şöyle bir durum var. Bu aldığım bir turizm sitesinden aldığım ortalama kök kanal tedavisi fiyatları. Ortalama kök kanal tedavisi fiyatları ama bizim ortak görüşümüz şu şekilde. Yani nazizan 4 yıldan beri Türkiye'de dolaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde sunum ve konferanslara katıldık. Ve Middle East'te de, Orta Doğu'da da çok fazla sunuma katıldık. Şimdi bizim coğrafyanın kaderi şu şekilde. Türkiye buraya 147 dolar yazmışlar ama Türkiye'de 147 dolar ortalama olması imkansız neredeyse. Hele şu anki kurlarla beraber bizim tahminimiz ortalama 50 dolar civarında. Yani şuradaki bir fazla, buradaki birin şu Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelmesi gerekiyor. 1700 dolar. Çünkü ben gittiğim zaman Amerika'da, New York'ta ortalama bir kanal tedavisi, bir molar kanal tedavisi üst dolgu hariç 1250 dolar civarındayken, Kaliforniya'da 2500 dolar civarında üst dolgu hariç bir molar kanal tedavisi fiyatı. Yani inanılmaz bir rakam. Bir de bizde ise üst dolgu dahil ortalama fiyatlar 500 lira. Hadi diyelim 500 lira diyelim, üst dolgu dahil ortalama fiyatlar. Hepsini tabii ki Nişantaşı olarak düşünmeyin. Buranın Ağrısı var, Van'ı var, Samsun'u var, Rize'si var, Trabzon'u var, Hatay'ı var. Totali düşünelim. Totali düşünürsek, çünkü biz 30 bin diş hekimli çok büyük bir topluluğuz. Hepsini düşünürsek gerçekten ortalaması benim, bizim nazane gözlemim, doğru yanlış katılabilirsiniz, katılmazsınız. Ama 500 lira, 450 lira civarında dolaşıyor üst dolgu dahil. Bir de utanmadan bu Amerikalı arkadaşlar şey yaptıkları, bizim onlardan ithal ettiklerimiz ellerin arkasında şöyle yazıyorlar. Single patient use. Tek hasta kullanımı. Ama gerçekten öyle. Şimdi bu İngiltere'de mesela özellikle yasaktır. Bilenler bilir. İngiltere'de ikinci kullanım yasak. Yani ikinci kere hastaya E'yi kullanamazsınız. E'yi stele edersiniz. E'nin hastanın üzerine ismini yazarsınız. E'yi hastaya teslim edersiniz. Oldu 3 yıl sonra kanal tedavisine ihtiyaç duydu. O hasta o E'leri getirirse onu kullanabilirsiniz. Ama o E'yi başka bir hastaya kullanamazsınız. Yasak zaten İngiltere'de. Ve inanın yani illaki arkadaşınız vardır. Şimdi bizim çok fazla arkadaşımız var Avrupa'dan ve Amerika'dan. Ya diyor adamlar disposable bir malzemenin yani sarfın ikinci kere kullanılmasını anlamıyorlar. Ya anlatamıyorum da yani. Böyle hani o kod yok beyinde, tamam mı? Hani niye ikinci kere kullanacaksın ki diyor. Böyle duruyor şimdi. Niye ikinci kere kullanacaksın? Sarf, maliyet yok. Hani hiç öyle bir kafa yok yani. Anlatamıyorsun. Ama şimdi... Single patient use ya, bu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenler, işte Avrupa'dan gelenler, İsviçre'den gelenler. Ben diyorum ki hatta Amerikalılara, ya diyorum ki ben 2500 dolar alsam diyorum. Bırakın single patient use'u, fantezi olsun diye single kanal use. Yani her kanala bir E'yi açarım diyorum yani. Çünkü 2500 dolar alıyorum, bir de E'ler orada daha ucuz. Burada bir günlük vergisi şu bu geliyor yani. Ondan dolayı bizim aslında tedavilerimiz yani Orta Doğu'da olarak maalesef cost value'yu bu şekilde aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu aşağıya nasıl indireceğiz? Şu şekilde yani neler yapmalıyız veya neler yapmamalıyız? Bu bizim için önemli. Şimdi şunu unutmamamız gerekiyor. Bu yine benim aldığım bir image. Ucu kesmiyor E'leri. Bu önemli. Yani ucu E'lerin kesmiyor. Bu ne demek? Eğer retreatment bir E'si değilse, retreatment E'si değilse bu E'lerin hiçbirinin ucu kesmez. Niye kesmez? Çok basit. Bir kurvatürde eğer E'nin ucu kesse siz bu kurvatürü alamazsınız. Direkt buradan çıkıp gidersiniz. Doğal olarak kurvatürü alması için E'lerin ucu kesmiyordur. Doğal olarak siz buna basınç uygularsanız, yani ucu kesmeyen bir şeye, künt bir şeye basınç uygulamanız neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani ucu kesmeyen bir şeyle, mesela matkabın ucunu kessin şöyle düz bir şekilde. Duvara
itmeye çalışın. Ne yapacak? Şeyin ucu ısınacak ve yanacak. Matkabın ucu. Aynı şekilde sadece basınç uygularsanız E'nin üzerinde, hep ben kendimi E olarak gösterdiğim için, E'nin üzerinde stres oluşturacak ve çatlak oluşturacaksınız. Başka hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Onun için basınçsız bir teknik kullanmanız şart. Kanal içerisinde hiçbir şekilde durmamamız gerekiyor. Kanal içerisinde niye durmamamız gerekiyor? Çok basit. Eğer şimdi E'nin bu bıçakları, yani kesen kısımları, dentini kazıyarak gidiyor. Dentini kazıdığı anda siz durursanız E oraya saplanmış bir şekilde kalacak. Bir daha motoru aktive ettiğiniz zaman ani olarak tork vermiş olacaksınız üzerinde ve kırılmasına çok yüksek oranda neden olacaksınız. Doğal olarak mutlaka ve mutlaka eğer E'de sıkışma hissi alıyorsunuz kanal içerisinde, ki almalısınız. E hiçbir zaman kanalda böyle boş bir şekilde, amaçsız bir şekilde çalıştırılmaz. Kurslarda en çok düzelttiğimiz nokta bu. Çünkü hekimlerin en sıklıkla yaptığı hatalardan bir tanesi bu. Kanal içerisinde E boş bir şekilde çalışmaz. Kanala E'yi sokmamızın amacı kanalın E'nin kanalda kesmesini istememiz. Boş dolaşıyorsa kesmiyor. O zaman anlamı yok. O zaman E'nin kanal içerisindeki yeri yok. Yani E'yi kanala sokacaksak E kanalda bir şekilde bir işlem yapmalı, kesmeli. Ondan dolayı E keserken sıkışma hissi alırsanız mutlaka fırçalama hareketine dönmeniz gerekiyor. Eğer rotasyon hareketi kullanıyorsanız. Ama eğer resibokasyon hareketi kullanıyorsanız, bakanda gösterdiğim gibi gagalama hareketi, yani ileri geri gagalama hareketi, fırçalama değil de gagalama hareketleriyle işleminize devam etmeniz gerekiyor. Kesinlikle dinamik bir şekilde, dinamik, yani hiçbir şekilde durmadan, durmadan hareketli ve kesme hissini elimizde hissederek buna devam etmemiz gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi ellerimizin debris uzaklaştırılmalı. Unutmamalıyız. Bu olukların hepsi debris için. Yani burada bir oluğum varsa bu oluğa debris sükleyeyim, dışarı taşıyayım diye. Eğer burada oluğumda debris birikirse yine kesemeyeceğim, hem kesemeyeceğim hem de orada döndüğüm için durmadan yine üzerime bir stres oluşacak. Onun için beni yukarı çıkartıp güzel bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Ben bu cihaza çok bayılıyorum. Ergo, Starla İtalyan'la iyisi olduğum için bunu da getirdik Türkiye'ye. Önceden tarih sağlıyor. Ergo böyle otoblanabilir. Şu beyaz kısmına bayılıyorum. Niye? Dikkat edersiniz E'yi kapmıyor. Yani Scotch Brite falan kullandığım zaman E'yi kapar. Ondan sonra çalıştırıp bu şekilde gittiğim zaman çok hızlı bir şekilde E'yi temizlemiş oluyor. Ben bunu alkol hipo kullanarak yapıyorum. En önemli dikkat edeceğimiz noktalardan sonuncusu tork ve RPM değerleri. Bakın tork ve RPM değerlerine hiç amaç dikkat etmiyoruz. Hiç dikkat etmiyoruz. Şimdi diyorlar ki hocam kanalda E'yi kırdım. Tamam, kırabilirsin. Herkes kırabilir. Doğru. Diyorum ki gidiyorum bakıyorum. Tork değerleri kaç? 300'e 300. 250'e 250. 500'e 500. 400'e 400. Hep standart, fix. Hangi model, hangi E, hangi şey fark etmez, marka fark etmez. Hepsi standart kullanılıyor. Ama böyle bir şey değil ki. Şimdi E firmaları, bakın VDV firması mesela 150 yıldan beri, E'yi fark ediyorsunuz, o Samsung E'si, 150 yıldan beri kanal tedavisi aleti üreten bir firma. Ve diyor ki size, benim M2E'min 10.04'ünü 120 tork'ta kullanın lütfen. 120 tork'ta kullanmazsanız kırarım muhtemelen. Hem firma kırılıyor hem de E'leri kırılıyor. Nasıl kırılıyor? Çünkü bunların hepsi tork kontrollü motor. Yani günümüzde kullandığımız bütün motorların hepsi tork kontrollü motor. Eğer box'a takılmış bir motor değilse. Tork kontrollü motor hani geri dönüyor ya sıkıştığı zaman dıdıt 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 yapıyor. Nasıl anlıyor bunu? E mi ona haber veriyor? Hayır, tork değeri veriyor. Bu motorların hepsi anlık tork ölçüyor. Ve sizin oraya set ettiğiniz değere, yani 120 ise 120, 200 ise 200, ona ulaştığı anda geri dönmeye başlıyor. Siz mesela 10.04'lük bir E'yi 200 tork'ta kullanırsanız ne olacak? Kanala E'yi sokacaksınız. E'nin üzerinde stres birikmeye başlayacak. 60 olacak, 80 olacak, 100 olacak, 120 olacak. Normalde geri dönmesi lazım. Ama siz oraya 200 değeri girmişsiniz. Motor onu anlamaz ki. E'nin üzerine stres artmaya başlayacak. 130 olacak, 140 olacak, 150 olacak. Muhtemelen bir güvenlik payı var. 160 oldu, hop kırılacak. Motor hiçbir zaman geri dönmedi. Bu zaman, şimdi bu benim suçum mu? Yani hekimin suçu mu? Yoksa firmanın suçu mu? Bu hekimin suçu. Lütfen guide'lara bağlı kalın. Çok basit bir şekilde Google'a hangi marka modeli yazarsanız yazın. Mesela ProTaper Next yazın. Dance ProTaper Next. Enter'a basın. Görselleri açın. Size o tork ve RPM değerleri verilecektir. Çünkü niye? Bu manufacturer, yani üreticinin olmazsa olmazı, bu Ar-Ge'yi biz de yaptık.
hangi torkta, hangi RPM'de daha iyi keser, daha güvenlidir, bunları vermek zorundayız. Bu çok önemli. Eğer şöyle düşünebilirsiniz, 120 değil de hocam o zaman ben 90 yapayım daha güvenli olsun. O zaman da kesemezsiniz. Motorunuz her zaman şunu yapacaktır. Dıt 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 dıt. Durmadan geri dönecektir. Çünkü M2 ne demiş? VDV ne demiş? Benim EM 120'de en iyi keser. Çünkü tork kazıma gücü, kesme gücü olduğu için 120'ye set etmemiz gerekiyor. Ve son olarak deformasyonlar gözlenmeli. Şimdi deformasyonlardan kastımız böyle deformasyonlar değil. Yani şu şekilde açılmış E'ler, unwinding diyoruz. Yani bu şekilde açılmış E'leri kanala sokmayız tabii ki. Eğer sokarsak bunda kumar oynuyoruz demektir. Şansımıza güveniyoruz demektir. Bunları zaten çöpe atıyoruz. Ama bizim deformasyondan kastımız şu tip deformasyonlar. Bu E'ler benim tezimden kullandığım E'ler ta eskiden. Benim tarafından tek kere, tek defa kullanılmış E'ler. Bakın bu yüz büyütme, tarama elektron mikroskop, bunu gözünüzde görme ihtimaliniz hiç yok. Gözde görme ihtimaliniz hiç yok. Bunu mikroskop altında da göremezsiniz. Çıplak gözle de lupla da göremezsiniz. Bu yüz büyütme çok büyük bir büyütme. Bakın E sapasağlam duruyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ama şuraya biraz daha zoom yaptığımız zaman bakın 250 büyütme ve 3000 büyütme. Bakın çatlaklar var. Burada çatlamış E. Şimdi bakın bu yine 200 büyütme Protaper Next Day'si yine harika duruyor. Sadece şu kesici kenarında, ortadaki kesici kenarında biraz düzleşme var ama bunu diyorum ya gözle görme olasınız. Mümkünatı yok. 200 büyütme çünkü bu E'yi çok rahat bir şekilde bakıp kullanabilirsiniz. Bakın şuraya zoom yapalım. 500 büyütme. Biraz daha zoom yapalım. 2000 büyütme. Çatlaklar oluşmuş ve ilerlemeye başlamış. Şimdi bakalım bu da M2 E'si. Retreatment E'si bakın harika gözüküyor 300 büyütmeye rağmen harika gözüküyor ama şuraya fokuslayalım bakalım. Bakın 1000 büyütme ve en son 4000 büyütme. Yine çatlaklar var. Bir anda şunu yapmıyor yani şurada ben kafama göre hadi kırılayım demiyor. Burada çatlak oluşuyor, burada çatlak oluşuyor. Bu çatlaklar ilerliyor. Ortada birleştiği zaman kırılıyor. Biz ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bizim kliniklerimizde genellikle, ben esnenken de böyleydi. Böyle kocaman bir petli kutusu var. İçerisinde birçok E var, böyle karman çorman. Bana ne gerekli? Ne gerekli? 25 gerekli. Kırmızı gerekli. Kırmızıyı çıkartıyoruz, şöyle bir bakıyoruz. Güzel diyoruz. Ondan sonra bunu motora takıyoruz. Sonra kanalın içerisine koyuyoruz. Sonra elimizde şöyle ufak bir boşlama hissi. Sonra şuradan bir ter böyle. Sonra çıkartıp bakıyoruz ki E'nin ucu yok. Doğru mu? İşte bundan dolayı E'lerdeki kullanım sayısı sınırlandırılmalı. Sınırlandırmadan kastımız ne? Peki hocam diyeceksiniz ki kaç işte sınırlandıralım? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bunun üzerine çalışıyorum. Bu benim ana konum. Şu an kafama taktığım konulardan bir tanesi. Şimdi hiçbir hocaya lütfen şu konuda güvenmeyin. Bakın bana da. Bu E'yi 3 molara kadar kullan. Bu E'yi 5 molara kadar kullan. Bu E'yi 6 molara kadar kullan diyemez size. Niye diyemez? Şundan dolayı diyemez. Ben de diyemem. Ben kendi E'mi, ürettiğim E'yi de diyemem. Tavsiye ederim sadece. Yani bunu kadar kullanabilirsin diyebilirim. Ortalamadır. Çünkü niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Benim kullandığım E tarzıyla sizin kullandığınız E tarzı çok farklı olabilir. Ben çok sert bir şekilde bastırıyor olabilirim. Siz çok yumuşak bir şekilde kullanabiliyorsun olabilirsiniz. Ben ondan dolayı 2 vakada E'mi harcarken siz 4 vaka kullanabilirsiniz. Bunu siz belirleyeceksiniz. Hangi marka, hangi model E'yi kullanıyorsanız şunu bilmeniz lazım. Ben E'yi 3 molardan sonra kırıyorum. O zaman ben E'mi 3 molara kadar kullanırım. Veya 9 tek kökten sonra ben 10. tek kökte E'mi kırıyorum. O zaman ben E'mi 9 tek köke kadar kullanmalıyım diyebilmeniz gerekiyor. Bu da neler yapıp ne yapmamız konusundaki son slide'dı. Sunum bitirmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kısa kısa Endo'da gerçekten 9300 aboneye ulaştık. Bakın 9290. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Sadece Endo'nun veren bir kanalda, YouTube'da böyle bir abone ulaşmamız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Gerçekten safane bir şekilde amacımız implantı savaş açmak. İmplantı savaş açmak değil tabii ki. Amacımız ne? Amacımız irreversible pulpitisli dişlerin veya ufak radyosensi olan dişlerin çekilmesini önlemek, bunların yerine implant yapılmasını önlemek, kanal tedavisini sevdirmek amacımız tamamen bu.
Buradan kesinlikle para kazanmıyoruz biliyorsunuz. Şu ana kadar sanırım 50 dolar kazandık. Yalan konuşmayayım. 50 dolarlık bir kazancımız var. Ne kadar kaç ayda işte bir yılda 50 dolar kazanmışız. Ona burada tamamen önemli. Gerçekten özellikle öğrencilere yönelik böyle videolar çekmek, hekimlere yönelik bilgilendirici videolar çekmek çok hoşumuza gidiyor. Altındaki yorumlar çok hoşumuza gidiyor. Her şey harika gidiyor. İnşallah bozulmaz. Her hafta bir tane yayınlamayı her hafta çalışıyoruz. Her hafta yayınlayacağız. İnşallah yarın da bir tane video sizlerle beraber olacak. Ve aynı zamanda şöyle bir desteğimiz var. www.kısakısayanda.com diye. Burada istediğiniz soruları sorup cevaplarını alabiliyorsunuz. Gerçekten çok fazla da soru birikti. Biz hepsine tek tek cevap veriyoruz. En fazla maksimum 2 gün sürüyor cevap vermemiz. Bazen anda da cevap verdiğimiz oluyor. Burada da çok fazla soru birikti. kısakısayanda.com'a girip de o soruları sadece okusanız bile gerçekten klinik tecrübeniz, klinik bilgileriniz artacaktır. Ona inanıyorum. Ama kafanızı tıkayan soruları sağ altta soru sor var butonu var. İsterseniz soru cevap bölümüne de direkt basıp cevaplayabilirsiniz. Bizi Instagram, Facebook'tan takip edebilir. Oradan da her gün onlarca soru alıyoruz. Onları da tek tek cevaplamaya çalışıyoruz. Olabildiğince endodontiye hizmet etmeye çalışıyoruz açıkçası. Çünkü seviyoruz. Sizin de sevmenizi istiyoruz. Çok teşekkürler sabrınız için. Hocam buyurun. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. Sağ olun geldiniz. Sorulara geçmeden önce ben açılışta söylemeyi unuttum. Açılışta atladım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim 1 yaşında bir bebeğimiz var. Ahmet Alp Güven, Çanakkale'li. SMA hastası. Hazır katılımcılarımız da ayrılmamışken Ahmet Alp Güven'in bütün SMA'sız çocuklar gibi tedavisi için yaklaşık 2 milyon euroluk bir maliyeti var tedavinin ve bunun için ailenin paraya ihtiyacı var. Malum rakam çok büyük. Bir ailenin bu rakamı tek başına kalkışılması mümkün değil. Sosyal güvenlik şemsiyesi içinde de değil bu tedaviler şu an. Üzücü ama hala sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmadı. Odamızın sosyal medya hesaplarında Ahmet Alp Güven'in bağış için bir IBAN numarası paylaşıyoruz. Katılmak isteyenler, bir Ahmet Alp Güven'e yeni yıl hediyesi vermek isteyenler, böyle haysiyetli bir kampanyaya destek vermek isteyenler için yani kim herkesin gönlünden ne koparsa bu çocuğumuzu biz hep birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar, Taha hocamıza sorusu olan var mı? Mikrofonunu açıp kendisi sorabilir, çete yazabilir. Benim gördüğüm çete yazılmış sorular vardı. Onlardan. Taha hoca ne içti, bilen var mı demiş. Red Bull içiyorum, şekersiz. Sadece Red Bull. Anladım. Şimdi Gökçe Sönmez... taper'ı sabit, azalan, artan hangisini önerdi hoca? Kaçırdım demiş. Yeşim hocam, blue ve gold E'lerin özellikleri, farklılıkları nelerdir demiş ama bunu daha sonra anlattınız siz. Furkan'dan bir soru gelmiş. Furkan geldi. Sadece apikal şekillendirme esnasında E'nin apikal bir bölüğünde oluşan stres sebebiyle kırılma ihtimali artmaz mı? Tamam, buna cevap vereyim. Şimdi şöyle, taper artan bir kere şöyle söyleyeyim. Bunu önermeniz, yani şunu şu eğimi önermek diye bir durum yok. Burada tamamen siz, bunu niye anlatıyorum? Bunu tamamen siz taper'ını elinizin bilirseniz ona göre prosedürlerinizi modifiye edebilirsiniz. Yani hibrit teknik kullanabilirsiniz. Mesela ben hibrit teknikten kastım nedir? 20'den sonra 30'a geçiyor mesela. Rotate'de. Veya siz ProTaper Next'i ona göre modifiye edebilir, ona göre kullanabilirsiniz. Ondan dolayı yani her E aslında iyi. Yani belirli markaların DancePlay, VDV ve eğer kopya bir E kullanmıyorsunuz, her markanın E'si gerçekten iyidir. Ama dediğim gibi önemli olan nasıl kullanacağımızı ve vakaya göre nasıl modifiye edeceğimizi görmemiz lazım. Apikal şekillendirme esasında E'lerin apikal 1/3'te stres alması. Şöyle anlatayım. Bu tam tersi. Yani benim kendi klinik gözlemlerimi söyleyeyim. Mesela en basitinden VDB rotate'i kullanırken benim limitim, yani Taha Özüren'in limiti şudur. 15-20'li 3 molara kadar kullanırım. 30-35-40'ı 6 molara kadar kullanırım. Ve hiçbir problem olmaz. Ama 3 molar ve 6 molardan sonra atarım hepsini. Yani
net bir şekilde stresin çok azaldığını görürsünüz. Niye? Çünkü E sadece apikal bir bölüşte şey alıyor, stres alıyor. E'nin totali stresi almıyor. Ondan dolayı kullanım ömrü inanılmaz derecede artar. Yüksek taper'ları, yani yüksek boyutları 30-35-40'ı daha fazla kullanma şansı elde edersiniz ve güvenli bir şekilde kullanırsınız. Ben okuyayım istiyorsunuz hocam şuradan? Tabii tabii, buyurun. Bakalım hangi dişleri resifikasyon, hangisini rotasyon hareketi kullanacağınız, nasıl karar veriyorsunuz? Yeşim Hanım, şöyle anlatayım. Şimdi bu resifikasyon E'si ürettiğimiz için söylemiyorum. Ama resifikasyon E'si gerçekten bütün vakalarınızda size hitap edebilecek bir E çeşidi. Sadece resifikasyon hareketinin ve o zaman konvansiyonel rotary E'lerinin de bir eksi yanı şudur. S şekilli kanallar olursa, S şekilli, yani S şekilli veya abrupt dediğimiz, yani gelip kök ucun 1-2 milimetre şu şekilde dönen bir kanal varsa, bu da çok çok nadir karşınıza çıkar. S şekilli ve ciddi S şekilli tabii ki. Ve böyle gelip şu şekilde L şeklinde olan kanallarda, bu sefer biz hani o bahsettiğimiz kontrol memori dediğimiz, yani şu şekilde büktüğümüz zaman kalan E'leri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Ama rutin %95 vakalarınızda resifikasyon E'sini güvenli ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kesinlikle resifikasyoncuyum. Çünkü tek bir E'yle, yani tek bir top, tek bir hız ve tek bir çalışma boyuyla bütün şekillendirmemi sağlayabiliyorum. Ondan dolayı başka bir şey kullanmıyorum açıkçası. Hocam, sizin E'nizin markası ne? Tiendo Mast. Tiendo. Markası Tiendo. Aslında üreten Dentac firması. Dentac firmasının Tiendo bölümünde, yani Endodont bölümünde Mast E'si, Tiendo Mast E'leri. Önce Dentel'den temin edebilirsiniz bunları eğer isterseniz. Önce Dentel buna bakıyor. Çanakkale'yi yollarlar buradan, sıkıntı yok. Yollarlar. Hocam, brushless motorlar satılmaya başlandı. Görüşünüz nedir? Kutay Bey söylemiş. Kutay Bey şöyle, brushless motorlar, ben aynı zamanda Woodpecker'ın da konuşmacısıyım. Dünyada onun adına da konuşuyorum. Brushless motorlar önemli motorlar. Niye önemli motorlar? Şöyle anlatayım. Derler ki, ben bunu Woodpecker'a sordum. Çünkü aynı şekilde size de, sizden gelen soru gibi bize de çok soru soruluyor. Brushless motorların kalitesi çok daha yüksek. Teknik bakım gerektirmediklerini söylüyorlar. Ve ömürlerinin çok daha uzun olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı mesela AI motor, Woodpecker'ın AI motorunu biz brushless olarak seçtik. Ki Tiendo Mast içerisinde onu entegre ettik. Ve Tiendo Mast sisteminin modunu da ona gömdürdük ve o şekilde satılıyor AI motorlar. Brushless. Sorunun devamı var. İkinci sorum endo motorların baş kısmında 1/1, 6.1 seslenikli motor. RPM'de sapma olur tabii ki, ama önemli olan yani şimdi verdiği RPM'de biliyorsunuz ki o redüksiyon oranlarına göre RPM çıkışı farklı oluyor. Ama şöyle bir şey var. Burada 1/1 olduğu zaman, yanlış hatırlamıyorsam, güç artıyor. Ama zaten motorun elektronik kısmında yazan RPM sizin aldığınız RPM'dir. Yani baştan bağımsızdır. 1/1 yazsın, 1/16 yazsın fark etmez. Motorun elektronik kısmında yazan RPM sizin alacağınız bir RPM. O zaman dolayı sizi fazla şey yapmaz, yani klinik olarak etkilemez. Ha, Furkan Bey yazmıştınız, evet. Nerede üretiliyor? Nerede üretiliyor? Crash'ta üretiliyor. Beylikdüzü'nde. Diğer resipokalilerinden farkı ne? Diğer resipokalilerinden farkını anlattım. Birincisi özgün olması, kendi tasarımımız olması, patentli. Yani patentli değil aslında, tescilli tasarımımız olması. İki türlü tescilimiz var üzerinde. Bize ait. Birincisi ısıl işlem teknolojisi, ikincisi ise dizayn tescili. Diğer resipokalilerinden farkı, dediğim gibi, taperlarınız olması ve içerisinde glidepad E'sinin olması. Yani resipokasyon yapan glidepad E'sinin dahil olması. Ama bu sizin sorduğunuz soru YouTube'da çok şeydi, siz söyleyin, çok kapsamlıydı. Onun için gerçekten bunu yüz yüze anlatmam gerekiyor. Çünkü siz bütün prosesi anlatmamı istiyorsunuz, üretim prosesini. Onun için yüz yüze konuşmamız lazım. Işıl sistem diyorum, şeylerde tam olarak anlayamadım. Yumuşak alınması oldu. Şimdi Hatice Hanım sormuş. Hatice Hanım da şöyle demiş. Hani ısıl işlem konusunu tam olarak anlayamadım. Ne oldu demiş. Yani ısıl işlem görmesine rağmen E'nin yumuşak kalmış olması mıdır demiş. Şimdi ısıl işlem görmüş bir E. Hani dedim ya, S şekilli kanallarda veya çok ani bükülen kanallarda, hani böyle büktüğünüz zaman kalan E'leri tercih ediyoruz. Yani kontrol memorisi olmayan E'leri tercih ediyoruz dedim.
Ama bu eğilinin de kanal içerisinde yine yumuşak olması lazım. Yani kanal içerisinde sert bir şekildeyse o kıvrımı alamayacaktır. Onu nasıl test ediyoruz dedim. Onu test etmenin yolu da şu. Sıcak bir su hazırlıyoruz. Sıcak dediğim 37 derecede, yani dokunduğunuz zaman elinizi yakmayacak bir derecede su hazırlatıyoruz. Eğiyi o suyun içerisine koyuyoruz. Camın içerisine bu şekilde kalıyorsa veya çok hafif bükülüyorsa veya dikleşiyor ama suyun içerisinde hala yumuşaksa, o zaman kanın içerisinde de yumuşaktır ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ama eğer sertleşiyor ve su içerisinde şu şekilde hala tık 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 diye sertse, o zaman o E kanın içerisinde güvenli olmaz. Hiçbir anlamı olmaz o E'yi kullanmanız. Hocam, Blue ve Gold E kısmını kaçırmışsın, tekrar edebilir misiniz? Yeşim Hanım, Blue ve Gold ile alakası yok. Bu tamamen ısıl işlemle alakalı. Isıl işlem sayesinde, yani şöyle anlatayım. Bu ısıl işlem firmaların, yani bizim de dahil dedim ya, ısıl işlemde tescilimiz var diye, bütün firmaların şeyidir, firma sırrıdır. Bu en son hani aşçıların bütün yemekler aynı oranda yaparsınız ama aynı el tadı tutmaz. Aynı mantık. Bu tuzla karabiber gibi, yani şu attığınız tuzla karabiber gibi. Ondan dolayı mesela atıyorum bir E'ye 120 derecede 30 dakika 1.2 PCI'da şey uygularsınız, ısıl işlem uygularsınız, bu blue rengi mavileşir. Bunun 350 RPM, 350 dereceye çıkartırsınız, goldlaşır. Bu tamamen firmanın ürettiği, firmanın kendine ait olan bir ısıl işleminden kaynaklanır. Bu ısıl işlem bize ne sağlar? Isıl işlemler blue olsun, gold olsun, bütün konvansiyonel E'lere göre, yani Protaper Universal E'sine göre daha fazla kırılmaya karşı dayanım sağlar, daha iyi esneklik sağlar. Doğal olarak daha geç kırılır E'ler. Gold o anlamda bizim için önemli. Yani Blue ve Gold bizim için o anlamda önemli. Aslında bunlar da Blue ve Gold değil. Bunlar Gold Wire Dense Plane patentli ürünü. Blue Wire da yine aynı şekilde VDV'nin patentli ürünü. Ama satarken işte çakma olduğu için çoğu E'ler, hocam Blue E, Gold E, böyle bir şey yok aslında. Hepsi hepsi ısıl işlem görmüş E'ler. Hocam, bir düşünmeye kırıyorum. N4'te ısıl işlem gören yerli üretim, sizin Türkiye'nin ilk ısıl işlem göreni istediğiniz hangisi doğru? Şimdi burada firma şeyini demiyorum da, EndoArt da ısıl işlem görmüş bir tabii ki. Biz şunu demiyoruz, EndoArt ısıl işlem görmüyor demiyoruz veya EndoArt adını da kullanmıyoruz zaten. Bizim E'mizin ısıl işlemi patentli, tescilli, yani tescilli, özel, bir yerden çakma kopya değil. Aynı şekilde dizaynımız da tescilli, bir yerden çakma kopma değil. Yani bizim Tiendo Master E'mizi alıp başka bir yerde, aynı hocam bakın söylediğiniz zaman bu X marka adı altında satılıyor, aynı E diyemezsiniz. Anlaştık mı? Fark orada. Nurullah abi, gördüm sizi, çok selamlar. Trabzon'dan yollardayız. Çanakkale'ye sıkıntı yok. O Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Çok güzel. Hepsi ışıl işlem gördüğü diyor falan. Yani VDV Respok cihazı TN olmaz. Respok ile modu kullanabilir. Program değişikliğe gerek var mı? Glide bir değilse RPM değerli nedir? Mete Bey sormuş. Mete Bey, şimdi ve bizim normal önerdiğimiz Tiendoman serilerinde 160 derece saat yönüne, saat yönü tersine 40 derece saat yönüne 300 RPM'de ve 4 Newton santimetre tokta kullanılması. Ama benim yaptığım deneylerde ve testlerde ve klinik kullanımlarda normal dense plane wave one all ayarında da kullanabilirsiniz. VDV'nin reciprocal all ayarında da kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama Tiendo Master'in RPM değerleri 300 olarak öneriyoruz genellikle. Hocam, uluslararası multi-use protokolü var mı? Hocam, uluslararası, şimdi bakın bu yine firmalarla alakalı. Resipokasyonda yok. VDV'nin resipok blue'suna da baktığınız zaman, Wave 1 Gold'una da baktığınız zaman single patient use yazar. Yani tek hasta kullanımı yazar. Ama biz bunu işte MAST'a multi-use single teknik olarak modifiye ettik. Yani E'lerimize güvendiğimiz için şu ana kadar satılan E'lerden hiçbir şekilde negatif bir geri bildirim almadık. Gerçekten çok beğenildi. Kullananlar çok beğendi. Ama resipokasyon kullanan hekim sayısı Türkiye'de az. Ama aslında resipokasyonun faydaları ve nimetlerini bilseler, gerçekten bence resipokasyon kullanımı çok artacaktır. Çünkü çok hızlı bir şekilde çok tek E ile şey yapabiliyorsunuz. Tek bir E ile işlemi bitirebiliyorsunuz. Yani çok fazla E kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu resipokasyonun en büyük avantajı diyebilirim. Sanırım Furkan, çok teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz. Var mı başka soru? Daha hocam. Buyurun Umut Bey.
Hocam izninizle ben de bir soru sormak istiyorum. Tabii ki, tabii Umut. Diş hekimi Umut Özer. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok güzeldi sunum. Çok keyif aldım. Hocam bu pecking motion dediniz ya, ben de biraz reprokasyona yabancı bir hekimim. Genelde günlük rutin vakalarımda rotasyonla çalışıyorum. Yeni yeni sizin sayenizde reprokasyon hareketine ısınmaya başladım. Bununla ilgili yani tam açıklayabilir misiniz o pecking motion'u? Ben yapmaya çalışıyorum onu. Böyle eğer bir saniye beklersin gibi bir hareket. Uygulamalı göstereyim. Buraya koymayı unutmuşum. Hemen iki dakika beklerseniz. Şimdi pecking motion gagalama hareketi. Şimdi şimdi reciprocation eğleri. Şu soruya cevap vereyim. Hemen size döneceğim. Pınar Hanım sormuş. Çok güzel bir soru. Nasıl ayırt ederiz? Yani karışmış bir ortamda reciprocation eğleri, rotasyon eğleri nasıl ayırt ederiz? Rotasyonun açıları negatifken şeylerinki pozitiftir rotasyonu. Çünkü saat yönünün tersine keser reciprocation. Ondan dolayı spiral açıları tam terstir. Buradan ayırt edebilirsiniz. Bu da şimdi reciprocation'a alışmak biraz zordur. Çünkü yani aynen şöyle anlatayım, bakın çok net bir örnek vereyim. Bu spor araba seviyorsunuz ama mesela bir kupeye biniyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Bir Mercedes CLK 200'e biniyorsunuz, 98 model. Sizin elinize 2020 model Ferrari vermek gibi bir şey bu. Yani inanılmaz agresif. Hani ilk başta Ferrari kaldırırken atar ya arkası, kullanmaya bir alışamazsınız yani. Ama inanılmaz aktiftir yani araba. Gerçekten şöyle anlatayım. Reciprocation eğileri çok agresif ve çok hızlı bir şekilde yol aldığı için alışması biraz zordur. Ama alıştıktan sonra gerçekten çok hızlı bir şekilde işlemi bitirebilirsiniz. Bir saniye şurayı değil de şunu açayım size. Hemen bunu da göstereyim. Biraz korkutuyor hocam açıkçası, dediğiniz gibi. İlk başta beni yani kanalda çalışırken o çalkalama hareketi korkutuyor beni. Şimdi pecking motion şu, hemen bir dakika, hemen şey yapayım, screen share yapayım, şudur. Şöyle göstereyim, bakın. Tabii ki scouting ile başlıyoruz, yani her zaman scouting. Bakın mesela burada da 12'lik C pilotum var elimde. Şimdi kanal boyunu belirledik diyelim. Tabii ki kanallarımız ıslak. Sonra bir daha ısıtıyoruz. Yıkıyoruz. Şimdi bakın. Glide pad'le bakın şimdi. Bastım. 1, 2, 3. Çıkarttım, yıkadım. Pecking dediğimiz bu. Sadece ileri geri. Sıkıştı, çektim. Bakın. Bastım. Sıkıştı, çektim. 1. Sıkıştı, çektim. 2. Sıkıştı, çektim. 3. Bitirdim. Şu an glide pad bitti bu kanalda. Bu kadar basit. Yani çok basit ve çok hızlı. Şimdi alacağım 25'e elime. 25'le yine aynı şekilde bakın. Sıkıştı, çektim 1. Sıkıştı, çektim 2. Sıkıştı, çektim 3. Bitirdim. Şimdi aynı şekilde 3 kere sıkıştırıp çekeceğim ve devam edeceğim. Pecking dediğimiz bu. Aynı gagalama hareketi gibi. Sıkıştı, çektim 1. 2. Anladım. 3. Bu kadar. İster istemez agresif bir E. Yani hani reciprocation çok ciddi kesim gücü yüksek olan bir. Bakın şurada göstereyim. Bakın şimdi. Demin videoda teorik olarak gösterdiğim pratik uygulaması. 25'te bakın ne kadar hızlı bir şekilde bitirdim. Eğer istersem kanalı mesela üst paritinal yapıyorum. 40 yapacağım. Bakın 40'lık E'yi pasif bir şekilde yerleştirdiğim zaman nereye kadar gidiyor? Bakın. Bakın gördünüz mü? Ta buraya kadar gitti. Yani burada hiç kesme yapmadı. Farkında mısın? Yani pasif bir şekilde ilerletebildim. Ne yapacak? Sadece apikalle şekillendirme yapacak ve servikalle şekillendirme yapmayacak aslında. Çok basit. Bakın. Şimdi bakın. 1, 2 ve 3. Bitti. Artık kanalım 40.04. Yani bu kadar hızlı bir şekilde işlemi bitirebiliyorsunuz. Reciprocal E'lerle aslında. Gerçekten bence güzel bir teknoloji ve kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Yani, teşekkür ediyorum hocam. Hasan Bey çok açıklayıcı oldu. Hocam Umut Bey aydınlandı. Arkasındaki ışıklardan da görüyoruz. Evet. Herkese de yeni yıllar bu arada. İnşallah 2020 gibi geçmez 2021. İnşallah, ama fazla umutlu değiliz açıkçası. Geçmemesine ihtiyacımız var. Evet ama fazla da umutlu değiliz de bakalım. İnşallah. Tiendo Mast AI sisteminin kendine ait kutuları var mı? Evet. Biz tabii ki Gutaperka'yı biz üretemiyoruz. Yani bu dünyada böyle üretemiyoruz. Çünkü Gutaperka'nın
ham maddesi Kore'de olduğu için Güney Kore'den Metobiomet firmasını bilirsiniz. Onunla anlaştık ve bize özel Gutaperka'lar üretiliyor ve Dentac markası adı altında satılıyor. Kendi uyumlu Gutaperka'sı var. Tolga Bey, teşekkür ederim. Elmoto kullanacaktım. Aymotor, Elmotor. Motopex var. Ve Fukan Bey, Motopex gayet ithal yani. Motopex AI gibi bir ürün ama AI kadar, yani Woodpecker'ın derini söylüyorum ben, yani ben dediğim gibi şey yapmıyorum. Hatta mesajını da gönderirim. Yani uluslararası satış müdürüne soruyorum. Ben genellikle onunla konuşuyorum. Davin'la. Motopex, Woodpecker kadar kullandığımız malzemeler kaliteli değil diyor. Yani bu net. Yani Motopex AI'de kullanılan malzeme kalitesi Motopex'ten daha kaliteli. Fiyat farkı da ondan ortaya çıkıyor diyorlar. Dediklerini söylüyorum size. İleteyim size. Evet. Sanırım daha soru yok. Var mıdır? Çok teşekkür ederim. Gerçekten sadece eğer YouTube kanalımıza abone olup bizi destekler ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Yani bizim amacımız olabildiğince fazla insana erişmek, fazla insanın bu bilgileri görmesini sağlamak. Hocam ben de sizden bir izin istiyorum. Bu sunumumuzun kaydını odamızın YouTube kanalında paylaşabilir miyiz? Tabii ki paylaşabilirsin. Sıkıntı yok. Ne demek yani? Program değil. Teşekkür ederiz. Güzel. Ağzınıza sağlık. Yani gönül isterdi ki sizi burada misafir edelim, yüz yüze yapalım bunu. İnşallah onları da yapacağız. Pandemiden sonraki, bu pandemi elinde sonunda kalkacak, normal hayatımıza döneceğiz. İnşallah. Hocam bunu bir kere de burada yapalım. Zaten bu akşam Çanakkale odamızın bazı üyeleri 100 kişi sınırlamasından dolayı giremedi. Evet. Arkadaşlar da bana mesaj attılar. Evet. Sizin takipçiniz çok. 17.45'te hemen doldu zaten 100 kişi. Ne olduğunu anlamadık biz de. Valla geçen Turkuaz grubunda yaptık. 560 kişi izledi ve 3,5 saat sürdü. 12.30'a kadar konuştuk gerçekten. Evet. Eğer inşallah olursa çok memnun oldum. Çanakkale'yi gerçekten çok sevdim. Ciddi anlamda büyülendim yani. O kadar çok sevdiğim bir il oldu benim için. Yani o doğal güzelliği falan inanılmaz güzel bir yer. Bunu çok samimi söylüyorum yani. Hatta her böyle gitmeyeni söylüyorum ya, mutlaka gidin falan diye. Ben çok seve seve gelirim. Çok yakın arkadaşım da orada zaten. Gülşah da orada. Hatta Mustafa abiyle beraber geliriz inşallah. İkili bir sunum yaparız tabii ki. Ne demek? Ne zaman isterseniz. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Ne zaman isterseniz. Sonra sizi ağırlayalım hocam Çanakkale'de. Tabii ki, ne zaman isterseniz. Tamam, hiç problem değil. Herhalde başka soru var mı arkadaşlar? Şurada iki new message görüyorum. Fırçalama hareketi mi gösterebilir misiniz dedi. Bir de rutinde ne kullanıyorsunuz? Ben şu an AI motor kullanıyorum. Rutinde reklam yapayım bari. Fırçalama hareketini de gösterebilir misiniz? Fırçalama hareketiyle ilgili videom yok. Fırçalama hareketi, basit fırçalama hareketi. Şöyle göstereyim. Kanala soktuğunuz zaman şöyle bu şekilde duvara yaslayarak sürtmek. Ama burada sadece mezeyle, yani furkaya doğru değil de dış duvara doğru fırçalama yapmamız gerekiyor. Sadece şunu göstereyim. Fırçalama yaparken, E'yi kullanırken şöyle bir kullanış tarzı yok. Bakın. Hepimiz böyle kullanıyoruz. Böyle değil arkadaşlar. E kendinden akacak. Bakın aynen bu yavaşlıkla akacak. Akacak ve böyle bastırarak yukarı doğru yavaş yavaş. Yani E'yi hissetmek istiyoruz. Yani duvarları hissetmek istiyoruz. Bu şekilde. Yavaş yavaş. Fırçalama dediğimiz bu. Yani E akacak. Böyle bir hareket yok. Çoğumuz böyle kullanıyoruz. Heyecanlıyız. İlla Apex'e gitmek istiyoruz ama böyle değil. E akacak yavaşça. Sonra biz tutacağız. Yavaş yavaş çekeceğiz. Bastırarak çekeceğiz. Fırçalama dediğimiz bu. Anlaştık. Evet. Ben fırçalama hareket ettiğince diş fırçalamadan bahsediyorsunuz. Yok, fırçalama. Boya fırçası gibi bir hareket herhalde. Evet. Valla ilk bu rotary aletler, döner aletler ilk çıktığı zaman çok sevinmiştim ben. Biliyorsunuz daha önce biz böyle bir 15-40 el aleti alırdık. Evet. O kısalana kadar kullanırdık. Bir süre sonra işte atar yenisini alırdık. Bu daha kolay oldu ama rotary alet aldığımız zaman ortaya çıkan fatura gittikçe büyümeye başladı. Evet. Yani şaka gibi rakamlar, hani ev taksiti öder gibi fatura ödemeye başladık. Evet. Yerli üretim bu anlamda belki de bir çıkış olacak, çözüm olacak. Zaten Süleyman Bey, buradaki amacımız şu. Mesela bizim E'lerin liste satış fiyatı, mesela 4 tane E'nin satış fiyatı 240 TL. Ama yani bir E'yi
3 vakada kullanmanızı önerdiğimiz için, ki benim arkadaşlarım yani 4 retreatment mallarda kullanan var EA'yi. Yani ortalama mali yetiş orantı 1 EA 60 liraya geliyor. 3 mallarda kullandığınız zaman yani hasta başı maliyetiniz 20 liralar civarına evet. iniyor. 4 hastada kullanırsanız 15 liraya iniyor. Ve bence çok makul bir rakam. Evet. Yani hani şimdi mesela insanlar şöyle düşünüyor. Yani 4 EA'ye 240 TL veriyorum. İşte öbür tarafta 80 TL var. Ama mesela dediğim gibi 4 EA gibi düşünmeyin. Yani o EA'nin hepsini kullanmıyorsunuz. Sadece bir tanesini bir vakada kullanıyorsunuz. Aynen. Hani ondan dolayı 60 liraya iniyor. 60 lirayı da 3'e böldüğünüz zaman 1 EA'yı da 3 molarda kullandığınız zaman doğal olarak 20 liraya iniyor. Hele 1 EA'yi 6 tane tek köklü dişte kullandığınızı düşünün. 5 liraya iniyor. Yani hani inanılmaz düşük bir fiyat, inanılmaz düşük bir şey iniyor. Resiprokasyon, tek el sistemlerinin avantajı bu. Yani gerçekten fiyat maliyeti inanılmaz derecede azaltan bir sistem oluyor aslında. Bir soru geldi ama hocam. Teşekkürler. Peki E akacak dediniz. Sıkışmadan mı fırçalama hareketi yapabiliyoruz? Sıkıştığı zaman işte E akıyor, E kendi akıyor apikale doğru. Eğer E akmıyorsa apikale doğru ön şekillendirmede bir problem var demektir. E apikale doğru akacak, sıkıştığını hissettiğimiz anda artık yukarı doğru fırçalamayla çekeceğiz. Akacak, sıkıştığını hissettiğimiz zaman yukarı doğru fırçalamayla çekeceğiz ve yıkayacağız. Daha sonra aynı işleme kanal boyuna ulaşana kadar devam edeceğiz aslında. Evet. Evet. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah 2020 gibi olmaz. Bakalım göreceğiz. İnşallah biz de yüz yüze eğitimi çok özledik. Hem kurslar hem konuşmalar, konferanslar olsun. Hem de öğrencilerimizi özledik. İnşallah öğrencilerimizle beraber yüz yüze pratik eğitimlerine de başlarız. Çok teşekkür evet. ederim nazik davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Biz Akdenizliyiz. Birbirimize değmeden olmuyor bu iş. Evet. Temas etmemiz lazım. Tekrar ağzınıza sağlık. Bizi kırmadınız. Geldiniz bu akşam. Bizi bu bilgilerinizden faydalandırdınız. Pandemi sonrası inşallah Çanakkale'de tekrar buluşuruz hocam. Her zaman. Çok teşekkürler. Görüşürüz Çanakkale'ye. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Arkadaşlar sizlere de katıldığınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale Diş Hekimi Radosu olarak. Giremeyen arkadaşlarımız var. Bizim üyeliğimizin kapasitesi 100 kişiymiş. Bu akşam öğrendik. Çok fazla bunu öğrenecek katılım olmuyor. İnşallah bundan sonrakinde tek daha fazla insanı alabileceğimiz bir program düzenleriz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Mutlu seneleriniz olsun. Sağlıkla yaşayın. Sevdiklerinizle. Hoşça kalın.